Aspor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Spor gündemi programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca spordaki gelişmeleri konuşacağız ama bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda final günü. Bugün Türkiye'nin kupasında bir kazanan olacak. Bir tarafta Yukatay Kayseri Spor, diğer tarafta Demir Grup Sivas Spor. Saatler 20.45'i gösterdiğinde bu dev mücadele Aspor ekranlarında olacak ve kupa bir takımın elinde kalkacak. Serdar Sarıdağ, Savaş Çorlu, hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? İyi yayınlar. Sevgiler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim gayet. Heyecanlı, tempo, keyifli bir gün. Şimdi tabii ki bağlantılarla yapalım açılışımızı. Kayseri Spor Kampı'nda Emre Kaplan hazır. Sivas Spor Kampı'nı Ahmet Selim Kul takip ediyor. Ve statta da Aykut İnce konuklarıyla birlikte gün boyu oradaki atmosferi bize aktaracak. Önce sözü Emre Kaplan'a bırakalım. Sinem, teşekkürler. Biz de Kayseri Spor'un kampından mutlu günler, yayınlar dileyelim. Kayseri Spor tarihinde ikinci kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürebilmek adına dün İstanbul'a geldi. Son antrenman Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşti. Öncesinde Hikmet Karaman'ın açıklamaları vardı, İlhan Parlak'ın açıklamaları vardı. Ve hem iddialı açıklamalar hem de bugün itibariyle özellikle sağduyu çağrısında bulundu Hikmet Hoca. Gün içerisinde yolda yaşanan bir takım problemler konusunda taraftarları uyardı ve dostluk, kardeşlik içerisinde mücadelenin tribünde takip edilmesi yönünde bir çağrısı oldu. Biz de bu çağrıyı buradan yineleyelim. Onun dışında Kayseri Spor adına Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonun belki de en flaş takımı dememiz çok yanlış bir ifade olmaz. Zaten finale kalarak bunu gösterdiler ama gerçekten çok zorlu bir yoldan buraya geldi Kayseri Spor. Önce Fenerbahçe, sonrasında Beşiktaş ve son olarak da yarı finalde şampiyon Trabzonspor'u mağlup etmeyi, saf dışı bırakmayı başardılar ve final yolunu bu şekilde açtı. Hikmet Hoca zaman zaman bu konuda aslında esprili açıklamalar da yaptı. Finalde artık Brezilya ile mi oynayacağız, Real Madrid ile mi oynayacağız şeklinde bir takım esprili yaklaşımları da oldu ama aslında ezeli rakibi diyebileceğimiz bir Anadolu derbisinde Sivas Spor'la karşı karşıya gelecekler. Sezon içerisinde tabii önemli rakipleri saf dışı bıraktılar ve önemli de hikayeleri geride bıraktılar aslında. Hep geri dönüşlerle buraya geldi. Yarı finalde ilk maçı kaybettikten sonra rövanşta son dakikalarda gelen gollerle Kayseri Spor finalin yolunu tutmuştu. Yine Fenerbahçe mücadelesinde de benzer bir durum, son dakikalarda gelen gol. Kayseri Spor bu sezonun gerçekten en çok iz bırakan takımlarından bir tanesi oldu. Dediğimiz gibi ikinci kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzelerine götürmek istiyorlar. Hemen bugün nasıl bir kadro olabilir? Bu tarihi mücadelede Kayseri Spor nasıl bir kadroyla sahada olabilir? Bunu da ifade etmeye çalışalım. Mensah dışında eksik bulunmuyor sarı kırmızılılarda ve Hikmet Karaman'ın tercihini nasıl yapacağına dair en azından bir fikir oluşturması adına muhtemel kadromuzu paylaşalım. Kalede Lung'un forma giymesini bekliyoruz. Savunma dörtlüsünde sağda Onur, solda Karol, stoper ikilisinde Hüseyin ile birlikte atlamak görev alacaklar. Onların önünde İbrahim ve Kemen orta sahanın daha defansif pozisyonlarını oluşturacaklar. Ofansif üçlüye baktığımızda Ramazan, Bertolacci ve Tiam'ı göreceğiz. İleride ise Mustafa şeklinde bir ilk 11 ile Kayseri Spor'un sahada olmasını beklediğimizi söyleyelim. Dün itibariyle kamp başladı. Bugün saat 18.45 sularında buradan hareket edecek Kayseri Spor. Biz de gün boyunca buradan yansıyanları, Kayseri Spor'a dair final öncesindeki tüm detayları paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü sana bırakalım Sinem. Emre Kaplan'a teşekkür edelim. Demir Grup Sivas Spor cephesinde neler yaşanıyor? Ahmet Selim Kula soralım. Sinem Ök'ten teşekkürler. Demir Grup Sivas Spor'un kamp yaptığı otelin hemen önündeyiz. Futbolcular içeride artık büyük final için bekleyişlerini sürdürüyorlar. Takımdaki birçok oyuncunun kariyerindeki ilk final olacak bu. Tabii ki Sivas şehrinin de, Sivas Spor'un da aynı zamanda tarihteki ilk finalleri olacak. Doğal olarak da kupayı da müzelerine götürüp bir ilki başarmayı istiyorlar. Büyük bir heyecan var. Büyük takım içerisinde de, şehirde de çok büyük bir heyecan var ve bu heyecan buraya da yansımış durumda. Ara sıra taraftarlar buradan geçerken takımları selamlıyorlar, kornalara basıyorlar. İstanbul'da da çok sayıda Sivaslı var. Gerçekten bu atmosfer, bu heyecan buraya da yavaş yavaş yansımaya başlamış durumda. Sivas Spor finale gelirken tabii ki belki Kayseri Spor gibi ilginç bir yoldan gelmedi ama o da oldukça zorlu rakipleri eledi. Ankara Gücü ve Bandırma. Bir tanesi şampiyon oldu, Süper Lig'e yükseldi. Diğeri playofflarda mücadele ediyor. Önce bu iki takımı eledi. Ardından Karagümrük, Fatih Karagümrük'ü saf dışı bıraktı Sivasspor ve son olarak da Alanya Spor'u zorlu iki maçın ardından saf dışı bırakmayı başarmıştı. Artık onlar da son maçı da kazanarak tarihe geçmek istiyorlar. Tarihlerinde ilk kez bu kupayı müzeye götürmek istiyorlar. Leke James tek eksik Sivasspor'da, bir tek o forma giyemeyecek bu akşam sakatlığından dolayı. Bu isim dışında tam kadro olarak
olarak bu karşılaşmaya çıkacak. Rıza Çalınbay'ın öğrencileri, ki Rıza Çalınbay 3. yılını tamamlıyor. İstikrarlı bir yapısı var Sivasspor'un. Yıllardır Mecnun Takmaz yönetiminde oldukça iyi bir şekilde lige renk kattılar ve sonuçta da Türkiye Kupası finaline yükselerek bu istikrarlı tablonun, Rıza Çalınbay'la da 3 yıldır devam eden istikrarlı tablonun bir anlamda ödülünü almak üzereler diyebiliriz. Ben tabii ki muhtemel 11'den de bahsetmek istiyorum size. Rıza Çalınbay'ın kalede Ali Şaşal'a görev vermesini bekliyoruz. Dörtlü bir defans hattı. Sağ bekte Ahmet Oğuz, sol bekte Uğur Çiftçi, stoperde Apin Nangoye, Caner ikilisi. Önlerinde üçlü bir orta saha. Hakan Arslan, Ulvestat ve Faysal Facir üçlüsü şeklinde ve ileri uçta da sağ tarafta Erdoğan, sol tarafta Max Gradel ve forvette de Yatabare ile sahaya çıkmasını bekliyoruz. Rıza Çalınbay'ın Sivasspor'da saat 6.30'da, saat 18.30'da buradan ayrılarak Atatürk Olimpiyat Stadı'na doğru geçecekler. Biz de tüm bu görüntüleri canlı olarak aktaracağımızı ifade edelim ve Sivasspor kampından aktaracaklarımızı şimdilik tamamlayıp sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Sinem Ökten. Ahmet Selim Kulo'da teşekkür edelim. Kolay gelsin diyelim ve maçın oynanacağı, dev finalin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na gidelim. Sözü de Aykut İnce'ye bırakalım. Teşekkürler Sinem. Mahmut Alparslan'la beraberiz. Hocam tabii son rötuşlar yapılıyor. İşte güvenlik görevleri, özel güvenlikteki görevli arkadaşlara statta yapılması gerekenler anlatılıyor. 2500'ün üzerinde polisimiz, çevik kuvvet ekiplerimiz. Tabii dışarıda da kuş uçurtmuyorlar hakikaten. Onlara da bugün çok büyük iş düşüyor. Çok. Bu arada hani 200 otobüs hocam. 200 otobüs Kayseri'den, işte 150-200 otobüs Sivas'tan, bayağı bir stat, bir 40 binin üzerinde seyircinin olmasını bekliyoruz. Adına yakışır bir final. Evet. Kayseri-Sivas. Hocam oynadınız mı kafanızda maçı? Şimdi bu maçlar tabii farklı oluyor. Biraz evvel de anlatmaya çalıştık. Yani iki takımın da öyle bir kurt hocaları var ki, ligi çok iyi bilenler, futbolcularını çok iyi bilenler ve rakiplerini çok iyi analiz edenler. Önce oradan çıkalım. İki hocanın da maçı olacak. Ama oyunu biz 10 veya da en geç 15. dakikadan sonra süzmemiz lazım. Yani iki taraftan bir tanesi çok önde mi basacak, bekleyerek mi oynayacaklar? 15. dakikadan sonra herhalde film daha farklı bir gözümüzün önüne gelir. Daha iyi bir analiz etme imkanımız olur. İki takımın lig maçıyla bu başka mı? Bambaşka bir maç yani. Burada onun maç senaryosu başka. Aynen öyle. Şimdi burada onu diyorum. Telafisi yani olan maç o ligdekiler. Finali siz bekleyerek mi, daha çok yumuşayarak mı oynayacaksınız? Yoksa kafadan ben kendi futbol mentalitemi sahaya yansıtacağım o şekilde. Çünkü ne diyoruz? Orta saha biraz daha tecrübeli olan Sivas'ta tecrübeli bir orta saha var. Kayseri'nin forvet hattı çok enteresan. Hücum bir forvet hattı yani var. Evet, yalnız iki tane stoperlerinde biraz sıkıntılar yaşıyorlar. Müdafaada orada sıkıntıları var. Sivasspor orada daha değerli toplu. Müdafaa hattında daha değerli toplu. Ama Kayseri'de de ne var? İki sağ ve sol açıklarını, yani forvet hattını çok iyi kullanıyorlar hücumlarına. Bu tarafta da sadece Gradeli görüyoruz. En etkili olan. Yani enteresan bir maç izleyeceğiz. Yani şunu söylüyor musun hocam? Dün mesela neydi? Feyenoord Roma hatırla. Evet. Konferans ligi finali. Orada ne dediler? Feyenoord daha iyi göze hoş gelen oynadı. Daha iyi futbol sergiledi ama Roma bekledi, sabretti. İşi bitirdi. Ben öyle tahmin etmiyorum yani hocam. Yani şöyle mi hocam? Finaller başkadır. Şimdi mesela siz de antrenörsünüz. Deseler ki Hikmet Hoca'ya, Rıza Hoca'ya, çok fazla gözün kapalı hücum etme. İşte gel hocam izle bak. Bu statta 3-0'dan 4-3 kazanılan bir maç var. Evet. Değil mi Liverpool? Çevirdi 3-3, maçı. 3-3. 3-3'te tamam işte. Sadece. 4-3. Hı-hı. 4-3'e kupayı aldı öyle mi? Şampiyonlar Ligi finali. Penaltılarla. Hayır ben normal süreden bahsediyorum hocam. Şimdi o maça bak, bu maça bak. Yani o maç bu maçın şeyi. Tüm belki de teknik adamlara final maçı için çok güzel bir örnek. Yani öyle gözün kapalı atak yapayım, çevireyim. Ha. Ama ikinci yarı ne oldu? Liverpool daha cesurdu, daha etkiliydi. Kaybedecek bir şey kalmadı, evet. Şimdi bir de olayın bu boyutu da var hocam. Yani şimdi biz, önemli olan elinizdeki oyuncuları o şekilde frenleyebilecek misiniz? Çünkü bakıyorsun Tiam hücumu seven birisi, Onur aynı şekilde çıkan birisi. Ama şunu söyleyebilirler mesela, Onur'un karşısında kim oynayacak? Gradel var. Her zaman her şeyi yapabilen var. Çok çok iyi bir oyuncu yani. Bizim ligimiz için hakikaten üst seviyelerde bir oyuncu. Fakat
sizin orta sahadaki taşıyacağınız toplar da size engelleyecek. Yani çıkarken birisini sabit tutacaksınız, ikisini birlikte mi çekeceksiniz? Tekrar söylüyorum, yani 15. dakikadan sonra biz oyunu daha farklı okuyabilir, daha farklı bir analizin oyunun gidişatını çözebilirsiniz. 60'tan sonraki kim daha dayanıklı fazla olacak onu göreceğiz. İki takım da o dayanıklığı var. Var mı? Var. Lig maçlarında izledik. Daha çok konsantre oluyorlar. Hücuma daha çabuk çıkıyorlar. Geri dönüşlerde tekrar söylüyorum. Kayseri'nin tek bir handikapı sadece iki tane stoperlerin orada yaşıyorlar o handikapları. Orada çıktıkları zaman arkaya ve araya atılan toplarda biraz pürüzleri var. Ama herhalde de orada da bir kapatmayı yapacaktır hoca. Böyle finallerde genelde hocam tek maçlarda hep geri dönüşler olur. Olur tabii. Bekliyor musun hocam böyle bir geri dönüşün yaşanabileceği? Olabilir. Olabilir. Ama bir takımdan bir takım 2-0 yakaladığı zaman geri dönüşü zor olur. Çünkü diyelim ki Sivas 2-0 öne geçti. Siz bütün her şeyle gittiniz ama Sivas'ın o kontratakla, o Yatabare falan, Gradel çok iyi çıkan oyuncular. Yani alanı buldukları zaman giden bir oyuncular. Aynı şekilde Kayseri'de öyle hocam. Kayseri'de var. Onun için Emrah Başsan mesela Trabzon maçına sonradan giren mesela koparan oyuncuydu. Aynen öyle. Şimdi onunla mı oynayacaksınız? Orasını bilemiyoruz ama Tiyan belli. O koridorda da Sivasspor'un zaafı var işte sağ tarafta. Sol tarafı Uğur Çiftçi falan orayı kapatıyorlar. İyi kapatıyorlar ama sağ tarafta sağ bek tarafında Gençler Birliği'nde falan oynayan o çocukla mı oynayacaklar? Onu yoksa Yeşilyurt'la mı oynayacaklar? Bilmiyorum. Erdoğan Yeşilyurt'u mu diyorsunuz? Erdoğan Yeşilyurt'la mı sahayı kapatacak? Son maçlarda öyle yapmış. O şekilde ilk maçlarında öyle yapıyordu yani, Rıza Hoca. Rıza Hoca'nın bir tek sıkıntısı sağ taraf. Orada bir sıkıntısı var ama bir muhtemel türlü 11'lerde genelde hocam final maçlarında yanılıyoruz. Yanılabiliriz. Yani çünkü tabii finallerde hocaların bir şeyi vardır. Böyle muhtemel 11 bu hocaların taktiğidir ve doğaldır da yani. Şimdi Emre başla sürpriz olabilir. Önce mi oynatacaksın? Tabii, tabii. Sonra mı oynatacaksın? Trabzon maçında sonradan girdin. Dediğin gibi oyunu aldı götürdü. Forse'den bir oyuncuydu. Burada aynısını mı yaşayacağız? Önce bir kadrolar elimize geldiği zaman daha net konuşuruz tabii, ama olmadan şu var. İki takım da kendini çok fazla geri atmayacak. Çünkü o tarzda oyuncuları yok. Hücumu seven oyuncular bir, var. Bir de telafisi yok hocam. Maçın telafisi yok. Artık burada bitti. İki taraftan bir tanesi teşti kırılacak. Uzama ihtimali var mı hocam? Ben normal 90 dakikada biteceğini tahmin ediyorum. Uzamaz diyorsunuz. Uzamaz. Onu düşünmüyorum. Ama oyunun tabii içine girdikten sonra oraya gider mi gitmez mi onu daha iyi canlı izlemeye başladığımız zaman çözebiliriz. Ama genel oyuncu takımların yapılarına bakarsan uzatmaya götürecek bir yapı yok ikisinden. Daha henüz stat kapıları açılmadı. Onu bir kere söyleyelim. Hani biz buradayız. Saat 12'den bu yana Mahmut abiyle birlikte geldik buraya. Diğer yorumcumuz Burak Kural da. Burada şöyle hem dışarıda da bir tur attık hem stadın içinde de tur attık. Şöyle söyleyelim, güvenlik güçleri, emniyet mensuplarımız onlar da yavaş yavaş kendi yerlerini alıyorlar. Onu da ifade edelim. Az önce de Güven Mengü de tribünleri vermişti. Diğer tarafı tabii diğer tarafta üst katta. Yani bizim bulunduğumuz şu anda ekrandaki olan tribünün üst katı Kayseri tarafına ait. Zaten Kayseri bayrakları da asılmış vaziyette. Tam onun karşısı da protokol türü. Tam onun karşısı da Sivas tarafına ayrılmış. İki taraftar grubu, iki şehrin taraftarları buradan karşılıklı tezahüratlarda bulunacaklar. Keyifli, bence dostane bir maç izleyeceğiz. Yani şu da var. İki başkan da bugün Turkuaz Medya'yı ziyaret etti. Hem Mecnun Bey hem Berna Hanım. Çok güzel laf ettiler. Çok yani güzel konuştular. Bu bir futbol nihayetinde. Ne gerek var? Yani gerginliğe, sinire hiçbir gerek yok. Yani sonuçta bir taraf kazanacak, bir taraf üzülecek hocam. Bu iş böyle. Hatırlayın hocam, Real Madrid'in finale geldiği maçtan sonra değil mi? Ancelotti ne yaptı? Yani oraya, o seviyeleri yakalamamız lazım. Yakaladık diyoruz ama gene de ya, kaybeden taraf olacaktır. Holiganizmi bir tarafa bırakma. Zaten futbol bu. Bu yani. Ya siz buraya kadar geldiniz. Bakın devler yok finalde. Kayseri ve Sivas oynuyor finali. Tabii. Adı. Kayseri Spor ve Sivas Spor. İkisi finalin adı. Adlarına yakışır yani, iki şehrimiz. Onun için siz bu şehirleri buraya kadar taşımışsınız. Aynen. Ve finalde de bizler ve bütün Türkiye sizi izleyip bu açıda da yorum yapmaya bakacaklar. Bence kaybeden taraf kazananı alkışlayacak. O şekilde olması gereken bir olması gereken taraftarlardan mı? Da aynı şekilde. Yani diyelim ki Kayseri Spor kupayı finalde kaybetti. Sivas Spor'a tezahürat yapıp alkışlasınlar. Veyahut da tam tersinde Kayseri Spor'a tezahürat yapıp alkışlasınlar. Bu şekilde görmek isteriz. Bence öyle olacak. Olması gereken bir şey. Beklentilerimiz o inşallah. Ama en önce
Hakemde konuşalım. Allah hakem şansı versin. Halil Umut Meler. Evet, ama iyi bir hakem. Ama iyi hakem. İyi hakem. Oyunun içinde devamlı nerede ne zaman bizim tabirimizde ne zaman ısıracağını falan çok iyi bilen ve iyi süzüyor olayları. Bu maçta çok fazla derbisi olur mu? Olur. Mutlaka olur. Olur mu hocam? İkilimiz sert bir maç olur. Olacak tabii. Final oynuyorsunuz yani. Bunun dönüşü yok. Burada kurallar gereğince sertliklerin olmasından yanayız biz tabii. Sert oynanacak. Topa sert gireceksiniz. Rakibe girişince topla birlikte nerelerde olacak onlar farklı bir şeyler. Ama ilk golü atan takım rahatlar diyorum ben. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ben ağzına teşekkür sağlık. Tabii sevgili Sinem daha da bağlantılarımızı sıklaştıracağız ama olimpiyat stadında bulunduğumuz noktadan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü sana ve konuklarına bırakayım. Tabii ki de finale dair elinizde çok da güzel haberler var. Mutlaka o haberleri de işleyeceksinizdir deyip sözü merkeze bırakalım. Evet, Hükatay Kayseri Spor, Demir Grup Sivas Spor büyük final bu akşam. Türkiye'nin kupasında sadece bir kazanan olacak. Dolayısıyla çok heyecanlı bir karşılaşma bizleri bekliyor. İki takımın durumu muhtemel 11'lere muhabir arkadaşlarımız aktardı. Aykut İnce statta. Onunla biraz yer değiştirdik bu finalde. Ben gündem programındayım. O statta bu kez kapanışı yapacak. Güzel, keyifli bir mücadele bizi bekliyor. Serdar, ne dersin? Şimdi sen yayını açarken Aykutlardan geldiğinde arkada Hikmet Hoca ve Rıza Hoca çok güzel gözüküyor. Böyle çok da emin duruyorlar kendilerinden. Ligin özeti bu iki teknik adam gerçekten Türk Futbol Ligi'nin özetini gösterebilecek poz. Ziraat Türkiye Kupası'nın da özeti oldular. Ziraat Türkiye Kupası'nın net söylüyorum en başarılı teknik adamları bu finali gördüler. Biz hep söylüyorduk diğer özellikle İstanbul takımları. Özellikle Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Gene Trabzonspor bir yere kadar geldi ama buranın Avrupa'ya doğrudan gittiğini, doğrudan bilet olduğunu ve buranın çok daha önemli olduğunu, UEFA Avrupa Ligi'ne gidiş yolunun olduğunu. İşte başka Frankfurt, da bir yol kalmadı bu arada Frankfurt, zaten yani. Glasgow gördük finali. Onlardan yani bizim ligimizdeki büyük takımların aşağı kalır yanı var mı? Yok ama onlar daha kurumsal, onlar daha sistemli, onlar daha sabırlı. Kabul ediyoruz bunları. Oralara gidebiliriz. İşte dün de Roma, yani Mourinho hocam bir anda hocam o kaldı. Hocam çıktı, finali kaybetmez. Kaybetmez kesinlikle. Ben de bak Roma'yı tutmuyordum ama Mourinho'yu tutuyordum. Onu da net söylüyorum. Ama buralarda mesela görülebiliriz. O açıdan evet. Söylüyorum. Hikmet Hoca da Rıza Hoca'yı da kutluyorum. Hele Sivasspor kupayı alırsa Rıza Çalınbay 3 sene üst üste İstanbul dışında bir takımı Avrupa'ya götürüyor ki çok büyük bir başarı. Nereden başlayayım? Mourinho'ya sonra geleceğiz herhalde. Mourinho'ya daha sonra geleceğiz. Tabii şimdi Mourinho'yu yedirmeyiz savaş söyleyeyim bak. Burada Mourinho'cu var ya. Sinem var. Sinem'in olduğu yerde Mourinho'ya laf söylenir mi? Tabii. Hocam yürüye şimdi, yürüye kupayı kazandı. İnşallah İnşallah finale yakışır bir maç olur. Güzel, centilmenlik içinde, saha içinde, tribünlerde özlemiştir Anadolu takımlarının böyle final oynamasını. Dolayısıyla Sivasspor'da, Kayserispor'da burayı hak ettiler. Yani böyle şansa gelemediler hep oynayarak. Özellikle Kayserispor. Ben bir Sivaslı olarak Kayserispor'u ayrıca kutluyorum. Kayserispor kazanırsa üzülmem. O kadar söyleyeyim ya. Bak Sivaslıyım ben çünkü hiçbir zaman böyle net bakmam. Sivasspor bu maçı kazanmayı hak eden bir futbol oynarsa kazansın. Ama Kayserispor 3 tane çok net. Yani Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor bunları eleyerek gelmesi yıllar sonra böyle bir şey oldu. Kadrolara baktığımız zaman hem Ahmet'in hem Demir'in verdiği kadrolarda iki takımın 11'inde de son oynanan maçtan hiçbir oyuncu yok 11'de. Tamamı da ışık. Ligin kapanışını Ligin da bu iki maçında, takım birlikte oynadı iki bu arada. Takım o da bu, güzeldi. İki takım da bu maça düşünmüş. Yani o da çok denk gelmez. Ligin kapanış maçı. Fakat 11'de oynayan oyunculara bakıyoruz. Bir tane bile çıkmadı. Bundan önceki Kayseri maçında yine çıkmıştı. Birer tane Sivasspor Alanya maçı öncesi bir ya da iki tane 11'de oyuncu vardı. Ama bu sefer tamamen 11'i saklamışlar bu karşılaşmaya. İki tane başarılı teknik adam var. İki tane Kurt Hoca var. Takımlarını çok iyi tanıyorlar. Rıza Hoca buraları çok fazla yaşayan,
Bu tip maçları seven de bir teknik adam. Hatırlayalım yani ta ki Porto ile oynadıkları zaman Denizli Spor'la o bütçeyle onun takımla neler yapmıştı. Buradan Rıza Hoca Mourinho karşı evet, vardı değil mi? Vardı, evet, vardı. O zaman Rıza Hoca'nın da alışık olduğu yerlerdir Avrupa söyleyelim. O takımda yani? O takımda galiba Ronaldo da vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Olabilir. Bak, o takımda Ronaldo da vardı galiba. Çünkü Servet Hoca'dan biliyorum. Yani Servet Hoca bak şu anda Servet Mourinho ile Mourinho'yla bir yerde karşılaştık, denk geldik. Rıza Çalınba. Mourinho aldı başını gitti. O takımda bak hiç aşağı kalır yanı var mıydı Rıza Hoca'nın Mourinho'nun? Yok, denge. Şeyde de Akdeniz onlarındaydı galiba. Ümit Milli Takım, Türkiye Ümit Milli Takım, Portekiz Ümit Milli Takım. Portekiz'de Quaresma, işte efendime söyleyeyim Ronaldo'lar falan var, o ekip var. Onlar aldı başlarına gitti. Bizim çocuklar onlar gibi olmadı. Ne demek istediğimi anlatabildim herhalde. Yani biz de özümüzde var bir şeyler ama gelişmesinde ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Neden bilmiyoruz. O jenerasyondan vardı ya iyi futbolcular. Yani o dönemdeki Denizli Spor'un içinde mesela Servet Hoca o zaman daha 20 yaşında bir oyuncuydu. Şu anda Rıza Hoca'nın yardımcısı. Ronaldo'ya karşı hem U19 U21 maçlarında oynadı. O zaman Ümit Milli Takım'da orada Ronaldo'ya karşı oynamıştı. Şu anda da Rıza Hoca'nın yanında. Ya güzel bir maç bizi bekliyor. Rıza Hoca'nın. Kesinlikle. Rıza Hangi hoca Avrupa'ya giderse iş yapar bence. Rıza Hoca'nın ilk tek eksiği. Öyle diyeyim. Şu anda baktığın zaman futbol olarak eksik olarak bir tarafı sürekli kendini geliştiren bir teknik adam. Kupa konusunda evet. Eksikliği var. Mourinho'nun kupaları var. Daha ha bu arada Rıza Hoca kalacak mı seneye bilmiyorum. Sözleşmesi zor. Bitiyor herhalde. Zor. Tabii. Ben bak mesela, ama Avrupa'ya giderse takım değişebilir. Değişebilir. İkna bu arada etmek, çok büyük başarı ya. 3 sene üst üste Avrupa bileti tabii ki. Almak. Hem de o bütçelerle. Evet. Hem de o bütçelerle. Şu anda Sivasspor'un son 3 yıllık bütçelerine bakalım. Son 10 yıldaki en düşük bütçeleriyle. Yani Sivas Rıza Hoca'nın bu konuda gerçekten ayrıca bir tez yazılması gerekiyor. Gerçekten ben evet. Beşiktaş'tan gönderildiği sezon da dahil mesela bunun içinde. Hep düşük bütçelerle iyi işler yaptı. Beşiktaş'a mesela o sene çok ciddi işler. Hatta Kadıköy'de 9 kişiyle Fenerbahçe'ye indiği maçlara bakalım. Çok önemli tarihi maçlardan bir tanesi. Kısıtlı imkanlarla iyi işler yaptı. İyi bir kadroyla bütçesi biraz daha yüksek takımla da çok iyi iş yapar. Hiç Rıza Hoca'nın düşürdüğü bir takım var mı? Hep böyle üst seviyelere oynattı. Alt seviyelerde kaldı çok Ender'de Avrupa'da mesela. Avrupa'da da mücadele ederken bu arada iyi oyun ortaya koydu. Evet. Öyle böyle geçen böyle puan topladılar. Geçen sene evet. Bakalım mesela Villarreal maçlarında falan kulübede 14 kişiyle 15 kişiyle maça çıktı. Kulübe tabii oyuncu yani, bulamadı evet, yani. Bir de öyle bir durum vardı. Onu yani kulübede oyuncusu yoktu değişiklik yapabilecek. Ona rağmen iyi futbol izlettirdi bize. Burada diğer tarafta Hikmet Hoca da mesela bu sene özellikle finalde kupada... Brezilya gelsin dedi. Tabii. O demeci çok güzeldi. Yani kupa maçlarında da bu sezon gerçekten iki takıma yakışır maçlar izledik. Oyuncuların performansı. Finalde finale yakışır bir şekilde olacaktır. İyi oynayan kazansın. İki teknik adamın sağ kenarında yapacağı işler önemli. Oyuncularda usta ayaklar, bireysel yetenekler hepsi var ama kulübe. Bugün maçı alacak olan kişi kulübe olacaktır. Futbolcular zaten böyle bir maçta sezon finalinde kendini evet. Göstermek isteyeceklerdir. Ekstra performans sergileyecekler. Bu maçı uzatmaya gidebilir ama. Keşke. Ben de öyle bu maçı, düşünüyorum. Bu tip maçları ben 120 dakika izleyip sonra penaltı izlemek isterim. Uzatma üstü seri penaltı vuruşları. Belki de turnuvanın en güzel maçı olabilir mi maç? Baktığımız zaman... Ama ligdeki maçta biraz birbirlerini tarttılar onlar. Son maç? Evet. Ama onu baza almam ki ben. Hayır tarttılar diyorum zaten. Onu hiç teraziye koyamam. İkisi antrenman çünkü, yaptı. Çünkü ikisi antrenman ama oyuncular yok. Aslar çıkacak sahaya diyorum. Tabii. İki tane takımın 11'ine bakalım. Birer tane kaleci de dahil, forvet de dahil yok. Yani sezonun ben çok güzel kapanmasını isterim. Çünkü Trabzonspor çok erken şampiyon olduğu için onlar kutlamalar yaptılar. Ama Premier Lig'e baktım kıskandım. Keşke bizim ligimiz de böyle kapansa. 2-3 oradan gol haberi geliyor. 2-3 takım aynı anda aynı haftada böyle yarışın içerisinde olsa bari buradaki oyun çok güzel olsun da hani sezon böyle güzel kapansın istiyorum. Bence şimdi, güzel olur diye düşünüyorum. Orada o son maçta sahada olanlar Gerard'ın gene ayağa kaydı değil mi? Bugün birçoğu da tribünde olacak mesela. Yani o sahada kulübede öyle olmayacak yani. 2-0'dan 3-2 verdi maçı ya. O yüzden yani o son maçta olanlar tribünde belki kupa seremonisine gelecekler, yer alacaklar. Cenk Gönen var mesela Beşiktaş'ta Galatasaray'da forma giydi. En son maçta kulübedeydi mesela. O çok büyük talihsizler yaşadı. Müthiş bir insan, müthiş aklıma bir kaleci. Geldi ya Liverpool konuşurken. Şey gibi oldu. Şimdi geçen sene Galatasaray hani bir ara bıraktı ya şampiyon olamayız artık Nisan'da falan diye. Sonra puanları kaybedince Beşiktaş geldi son haftaya. Şimdi Liverpool'un da durumu böyle oldu. Hatta bir tane Liverpool taraftarı sosyal medyada yazmıştı. İngilizleri takip ediyordum. Ya bizi umutlandırmayın bu kadar. Şimdi bak olmazsa daha büyük hayal kırıklığı yaşarız evet, diye. Evet zaten bence daha büyük hayal kırıklığı yaşadı ama Liverpool. Kesinlikle bence bunun acısı
acısını Real Madrid'den çıkarırlar gibi geliyor. Evet, cumartesi günü de Şampiyonlar Ligi finali var. Ben onu orada da heyecanla bekliyoruz ama Real Madrid'in olduğu yerde favori Real Madrid. Kesinlikle bana soruyorlar. Ben de söylerim abi. Dünya üzerinde en çok filan oynayan, en çok payı kaldırmış olan. Ben Liverpool'u Şampiyonlar Ligi'nde. Liverpool'da eksikler varmış. Kerem'le konuştum geçen gün. Abi dedi. Kerem paramparça olmuş durumda. Kerem eksikler var dedi. Kerem muhabir gibi zaten. Liverpool muhabiri. Kerem paramparça oldu o gün ama ya. Ulaşamadık ona. Favorim yine Real Madrid yani. Bir peki, önceki maçta da öyleydi. İyi, hadi bakalım. Biz Süper Lig'e dönelim. Süper Lig takımlarına dönelim. Galatasaray'ı konuşalım biraz. Tabii Galatasaray'da seçim gündemi var ve dün başkan adayları Divan Kurulu'nda açıklamalar yaptı. Hatırlayacağız şimdi onları. Önce Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamalarını getirelim ekrana, sonrasında konuşalım. Hem Eşref Hamamcıoğlu'nun hem de Dursun Özbey'in açıklamalarını getirdik ekranlarınıza. Savaş tabii iki başkan adayının da biraz daha projelerini dinleyebildiğimiz, değil mi? Planlarını dinleyebildiğimiz belki de ilk organizasyon oldu. Divan Kurulu ilk başlangıç diyelim, organizasyon diyelim. Divan Kurulu neler söylersiniz, yorumluyorsunuz? İlk başlangıç, bundan sonraki süreç belirleyecek. Yani ben hala Sayın Dursun Özbey'in de Sayın Eşref Hamamcıoğlu'nun da anlattıklarına baktığımız zaman, söylemlerine baktığımız zaman ortada bir barış ortamı yok. Yani taşıma suyuyla değirmen dönmez dedi mesela Sayın Başkan. Galatasaray'ın önceliği ada dedi. Ama Galatasaray'ın önceliği hakikaten barış, iç barış. Şu anda Galatasaray'da iç barış zor gözüküyor. O toplantı bitti. Sosyal medyaya bakıyorum, Galatasaray kongrelerine bakıyorum. Hala bir tartışmanın içindeler. Son yıllardaki hep birliktelik dedik. Galatasaray bölünmesin dedik ama Galatasaray bu bölünmeyi bir türlü aşamıyor. Nasıl aşacak bilmiyorum. Sayın Dursun Özbek bunlarla ilgili açıklamalar yaptı. Geçmişten dersler aldığını ifade etti. Yani daha iyi şeyler yapması gerektiğini ifade etti. Kadınlara vurgu yaptı. Daha kadınların daha fazla yönetmesi lazım dedi. Bu konuda da ilk adımı attı. 11 Haziran'daki seçimli genel kurulu zannediyorum divan başkanı kadın olacak. Ekibi de hatta divan başkanı olması lazım dedi. Bu olursa ilk olacak yani böyle bir şey. Sayın Asena Dinçbaylı daha önce kendisi önerilmişti, kabul etmemişti Sayın Başkan. Şimdi bu öneriyi sundu ve sunarken de kendisinde bu konuda hata yaptığını ifade etti. Hatalardan ders almak tabii ki güzel. Ama ne kadar alındı onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bana kalırsa hala hataların içinde hatalar olduğunu görüyorum ben Sayın Başkan'ın ifadelerinin içinde yaptığı eylemlerde. Bunun içinde gazetecisi de dahil, kongreleri de dahil. Yani geçmişte yaptığı hatalardan dolayı iki tane seçim kaybetmiş Sayın Dursun Özbek. Ve o hatalardan ders alacağım dedi, aldım dedi. Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çünkü seçim yarışı daha dün başladı. Bundan önce tabii adaylık başvuruları vardı. Bu açıklamalar sertleşecek mi yoksa barış adına mı? Bu süreçte Sayın Dursun Özbek yarın seçim olsa bu seçimi kazanır. Bunu çok net söylüyorum. Yarın olsun seçim, cumartesi, pazar bu hafta seçim olsun kazanır ama Galatasaray camiası öyle bir şey ki Serdar, her gün her saat değişebilir. Şu anda şey var mı, mahkeme süreci bir daha olabilir mi? Vallahi inşallah İptal olmaz. Yani mahkeme süreci bir defa mahkemeye giren bir beyefendi vardı, ortalarda yok. Teknik olarak var mı? Teknik olarak var. Tamam. Teknik o beyefendi niye yok şu an? O beyefendi zaten buhar oldu. Hop. Niye durdurdu? Belki Dursun Bey için mi durdurdu? Bilemiyorum. Bu olabilir. Dursun Bey için durdurduysa niye kendi girdi? Ya bir defa öyle bir saçma açıklama yaptı ki. Ben dedi niye aday oldunuz dedi. Galatasaray'ı dedi iyi temsil edilmediği için ben aday oldum dedi. Bak tekrarlanıp da reklam yapmak istemiyorum o beyefendinin. Galatasaray'ın iyi temsil edilmediği için ben bu yola çıktım aday oldum dedi. Ve ardından ikinci cümlesi ne oldu biliyor musun? Burak Elmas'a dedi 2023 Mayıs'ına kadar süre verilmesi lazım dedi. Eğer iyi temsil edilmediyse Burak Elmas var o koltukta zaten. Nasıl yani 2023 Mayıs'ına kadar devam edilmesi gerektiğini söylüyorsun? Niye aday oldunuz? Aday değil zaten. Aday adayı. Serdar, aday kelimesine çok kızıyorum. Ben başkan adaylarının listeyi verip divan başkanına teslim edene kadar her kim olursa olsun benim için aday adayıdır. Neyse tabii o konumuz değil artık. Geçti. Onları artık ben reklam yapmak istemiyorum. Ama gelinen noktada Eşref Bey'in sistemleri vardı. Bir takım evet, proje üzerinden tartışmalar vardı. Kolumbus projesi bizim projemiz dedi. Daha önce yönetiminde olan Cemal Özgörke o projeyi sahiplenmişti. Onunla ilgili sunumlar yaptı. Ya gelinen noktada ben o birlik beraberliği çatı aday dediğimiz zaman çatı aday birleştirici olur. Çatı aday camiayı toplar. Dursun Bey'in ısrarla geçmişten dersler çıkardığını, geçmişten attığı hataları yapmayacağını ifade etti. Diğer tarafta da Sayın Eşref Hamamcıoğlu diyor ki o zaman niye siz bir önceki seçimde aday olmadınız diyor. Haklı. Çünkü birleştiğiniz kişi Metin Öztürk de aynı şeyi söylemişti. Biz Eşref Bey ve benim dışında çıkacak hiçbir adaya güvenmeyeceğiz hiçbir adaya dedi. Genel kurul inanmayacak dedi. Oy vermemesi lazım dedi. Çünkü tanımıyoruz dedi. Ya bu seçim süreci Galatasaray'da inşallah
Dursun Özbey'in dediği gibi bir birleştirici ortam olur ama ben çok net göremiyorum yani şu anda. Projeler bazında neler olacak? Şu anda Galatasaray Spor Kulübü, dün bir beyefendi, Ayhan Bey'di galiba, Galatasaray Spor Kulübü'dür dedi. Galatasaray gayrimenkul kulübü değildir dedi. Tabii ki gayrimenkul projeleri önemli. Tabii ki ada önemli. Ada önceliğimiz dedi Sayın Başkan. Hayır, Galatasaray'ın önceliği ada değil. Galatasaray'ın önceliği şu anda teknik direktör kim olacak? Galatasaray'ın önceliği aslında biraz taraftarın aklındakini söylemiş. Galatasaray taraftarındır. Değil Galatasaray mi? Taraftarındır. Her zaman söylüyorum. Taraftarın aklındakilere siz ses olacaksınız. Ben bakıyorum şimdi Dursun Özbek Fatih Terim'le çalışacak. Bir bakıyorum Dursun Özbek Tudor'la çalışacak. Bir bakıyorum Galatasaray'ın Nuri Şahin'le çalışacak. Bir bakıyorum Okan Buruk'la çalışacak. Yani burada hem kişilere zarar veriyorsunuz hem kendinize. Bu dört isimin içinde bir hocayla çalışacaksınız. Bir an önce açıklamanız lazım. Öyle değil mi Serdar? Çünkü dört tane hoca ismi geçiyor. En son Tudor ismiyle mesela gündeme geldi. Şu olabilir mi? Geçen seçimde Burak Elmas çok üstüne basa basa Fatih Terim demişti. Ve burada da hep konuştuk. Yani Burak Elmas'ın göreve gelmesinde Fatih Terim isminin bu kadar net söylenmesi çok etkiliydi değil mi? Tabii ki. Acaba şimdi böyle bir durum yaşanmaması adına bir isim net olarak zikredilmiyor olabilir mi? Olabilir ama dört tane adayınız olduğu yerde mesela... Belki de ben teknik direktör ismi vererek seçim kazanacak adam değilim. Ben kendi projelerimle o seçimi kazanmak istiyorum. Ben de bir şey söyleyeyim. Demek istiyordur belki de. Ben o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Fatih Terim'le çok net Metin Öztürk'ün çalışmayacağını biliyoruz. Daha önceden ifadelerde. Metin Öztürk de ikinci başkan. O zaman? Fatih Terim gündeminde olmadığını gösteriyor. Bak mantıklı. Zaten eğer Dursun Bey kazandı, Fatih Hoca'yı getirdi. Yan yana getiremezsin Metin Bey'le Fatih Hoca'yı. Açık tabii söyledi geçmişte çünkü. Açıklaması var çünkü çalışmayacağız. Evet. İlk önce Nur Hoca'yla çalışacağız. Sonra Tokun Hoca. Mantık yürütüyor tamam. Mu be? Herhalde benim kadar mantığı herkes yürütüyordur yani. Ama bu açıklamalardan, ama bu demeçlerden. Ama futbolda da dün dündür, bugün bugündür biliyorsun. İki günde her şey değişiyor Galatasaray'da. Dün dündür, bugün de bugünse o zaman projelerinizi anlatırken... Bir bakıyorsun Fatih Hoca aday olmuş. Şu anda dedi o... Yok kaldı yani sürpriz ya, olarak. Ya Galatasaray bölük pörçük. Evet Sayın Başkan, Galatasaray bölük pörçük. Bu bölük pörçük bir ortadan kaldırmak için sizlerden daha çok, daha net birleştirici mesajlar bekliyoruz. Daha çok böyle Galatasaray camiası toplayıcı mesajlar bekliyoruz. İki taraf için de geçerli bu. Yani burada Sayın Dursun Özbek için değil, Eşref Bey için de geçerli. Şu ana kadar dün divan toplantısında anlatılanlar karşısında Galatasaray camiasını divan üzerinde seçim olsaydı dün, sadece divan seçimi yapsaydı Eşref Bey kazanabilirdi mesela. Sadece divan üzerinde konuşuyorum. Gelen anında söylüyorum, yarın seçim olsa Dursun Bey bu seçimi kazanır. Yani Galatasaray camiası son 3-4 senedir yaşananlardan çok ciddi rahatsız. Herkes diyor ki sistematik bir şekilde Galatasaray bölünmüş. Galatasaray kötü yönetiliyor. Evet Galatasaray kötü yönetiliyor. Galatasaray'da bir samimiyetsizlik var. Samimiyetsizliği ortadan kaldıralım ilk önce. Burada herkes için geçerli sözüm yani. Genel kurul üyeleri için, yönetim kadroları için, başkan adayları için açıklamalarınızı yaparken, ifade etmeye çalışırken çok daha dikkatli. Ben de istiyorum, yıllardır söylüyorum burada, Galatasaray'da birleştirici konusunda biraz daha önde olun. Galatasaray'daki şu kavga ortamını bitirelim. Galatasaray'daki tartışmaları bitirelim. Her gün sosyal medyada bakıyorum. Hiç olmayacak şeyler. Galatasaray'da yöneticilik yapmış. Galatasaray Genel Kurulu'nun önemli isimleri hep isim bazen vererek bazen isimsiz. Aşağılayıcı, hakarete varan açıklamalar. Ya iki başkan adayı, ikisi birbirinden önemli. Birisi Sayın Başkan Dursun Özbek, bu Galatasaray hizmeti olundu. Şampiyonluklarda payı var. Daha önce yöneticilik yaptığı Duygun Yarsuvat zamanında. Yani diğer tarafta bakıyorsunuz Eşref Hamamcıoğlu sanki böyle bugün Galatasaray kulübüne girmiş gibi gösteriyor. O da değil. 2000 yılında efendim düz yönetici. Düz yönetici. Galatasaray'da yöneticinin düz yöneticisi falan olmaz ya. Galatasaray'da yöneticilik yapmışsa yöneticidir yani. Galatasaray'da bir yöneticilik yaptıysa, bir görev yaptıysa o görev her türlü layıkıyla yani yapmıştır. Yani şeydir belki, yani futboldan sorumlu değil, handboldan sorumlu, amatör branşlardan sorumlu değil anlamında belki. Ama ne zaman yöneticilik aynen yaptı biliyor musun? Ben o dönemde çok net hatırlıyorum. Mehmet Cansu'nun döneminde Florya'da bugün gibi değil, kasaba bakkala borç varken UEFA kupasını almış Galatasaray, öyle bir sahipsiz bir Florya vardı. O Eşref Bey, Mehmet Cansu'nun döneminde çok da ciddi bir kadro vardı yani. Geniş kadrosu vardı ekibinde. Önemli isimler vardı. Ya orada Florya'da bugünkü gibi sosyal medya falan da yok. Kasap, bakkal, alacaklı geliyor Florya her gün. Böyle bir ortamda Galatasaray yönetiyordu ve o takım şampiyon oldu. Özcan Can Aydın geldiği zaman 4 hafta kala Galatasaray şampiyon şimdi oldu. Savaş, benim merak ettiğim ve en çok da sorulan soru şu. Sen işte buradayken sorayım. Tamam, bir başkan gelecek elinde sonunda. Hoca bellidir belki kendi aralarında. Bir dahaki sezonu etkiler mi bu durum? Hani bu kadar gecikme? Etkilemez. Tudor bırakıp gelir mi? Herhalde bıraktı orayı. Yalnız evet, orada Tudor'u bıraktılar aslında. Yani sözleşmesini yenilemedi. Öyle bir sezonun ardından Hellas Verona. Çok saçma yani. Teklif geldi, bırakıyor falan değil yani. Yok.
kulüp istemedi yani, o öyle oldu. Çok da eleştirildi bu durum çünkü çok iyi bir ama sezon başarılı geçirdi Las Verano'yla. Bence şey olabilir orada, futbolcular istememiş olabilir. O zaman şöyle bir şey, oyuncularla biraz yine samimiyete geleceğim. Eğer Tudor geliyorsa ya da yani Tudor sürpriz gelecekse. Sürpriz yorumlandı yani, bu İtalya'da bu, da öyleydi. Medyada haber olarak çıktı. Eğer Tudor gelecekse, Tudor varsa burada bunu da bir an önce açıklamak lazım. Son güne kadar beklememek lazım. Galatasaray gelecek sezonu kaybeder diyorlar. Hayır, ben buna katılmıyorum. Tek kulvarda olacak Galatasaray. Şunu sorayım peki. Şimdi mesela Kerem Aktürkoğlu gidecek mi? Teklifler var, konuşuluyor. Marka'ya konuşuluyor. Şimdi mesela bir kulüp Kerem Aktürkoğlu'nu almak istese kime teklif yapacak? Kimle konuşacak? Yani bir şey söyleyeceğim. Yine. Bak, senin o sorunla da ben bir zincir bir soru takayım. Cenk Tosun'un ismi geçiyor Galatasaray'la. Ben de çok net söyleyeyim. Duydum iyi bir yerden. Cenk Tosun'la kim görüşüyor? İşte. Cenk Tosun'la kim görüşür? Yani iki adaydan birisi gözüküyor. İki Cenk adayın... Tosun'la kim görüşüyorsa Kerem'le de o görüşecek demektir. Ama farklı adayların farklı kişileri görüşmüş olabilir. Kerem konusuna gelince Galatasaray'da kalmak istemeyen... Ya sırf Kerem'le ya, Marka da şimdi, olabilir yani. Marka da olabilir. Bir teklif hatta gelse kime hatta yapacak? Nelson da olabilir. Bilir. Hatta ve hatta Şikildağ da olabilir. Mustafa Muhammed de olabilir. Şu anda ya bakın, Galatasaray Ligi 13. sırada bitiriyor. 6 tane futbolcusuna teklif var. Resmi olarak olmasa da 6 tane futbolcusunu şu anda Avrupa'da çeşitli takımlarla, bu çok alışık olduğumuz şey. Çünkü insanlar biliyor ki o kadro o sırada olabilecek bir kadro değil. Orayı hak etmiyor. Daha Avrupa'da namalup çıkmış diyor. Barcelona'ya son anda ligi evet vermiş, elenmiş yani Barcelona'ya. Burada bu sezon çok enteresan şeyler yaşandığını insanlar şimdi biliyor tabii ki. Şimdi biz Kerem konusunda kime inanacağız biliyor musun şu anda? Yani Galatasaray'ın içerisinde enteresan şeyler yaşandı. Kerem konusunda inanacağımız tek bir kişi var şu anda. Fazla değil. 5-6 gün önce Burak Elmas açıklama yaptı. Resmi hiçbir teklif yok dedi. Dolaylı teklif var dedi. Ama o sihirli cümledir Savaş. Sen de muhabirlik bak, yapıyorsun. Bak resmi teklif antetli kağıtla gelen tekliftir. Antetli kağıtla geldiği zaman zaten iş bitmiş oluyor tamam. Savaş. Ama onların ben bildiğim için söyleyeyim. Bitirip onların hileli demeyeyim de kelime oyunu yaptığı cümlelerdir. Doğru resmi teklif tamam. Yok ama masada oturduk konuştuk. Sohbet de, ettik. Odur budur. Ben de oraya gelecektim. Resmi teklif İbrak yok dedi. Getirdim. Resmi teklif yok ama dedi yani rakam vermedi. Ben de şunu söyleyeyim. Lyon'un 7 milyon euroluk bir teklifi var. Kimle işte kulübün bakan o zaman futbol şovmasına ya da başkanın kendisine. Belki de o dışarıda kalan Işıtan Güne ama bir teklif oldu. Ama mesela şeyi de merak ediyorum. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'na 12 gelsin ya da 7 milyon euroluk gelsin. Nasıl satacaklar? Yani bunu yeni gelecek teknik direktörle mesela konuşulmayacak mı hiç? Yeni gelecek seçim olan, beklenmeyecek yeni mi gelecek yani? Olan, ben onu merak ediyorum. 11 Haziran beklenecek. 11 Haziran, 11 Haziran'dan yani önce bir tek şey yapıldı şu anda. Ozan Vanfor'un satışı gerçekleşti. Onu da yapamazlardı normalde. Çünkü Burak Elmas dedi ki bizim artık görev süremiz doldu. Seçime kadar evet herhangi bir alım satım yapmayacağız dedi. Ama Ozan Vanfor'da 300 bin euroya alınan Ozan Vanfor'a sezon başında, işte devre arasında, pardon sezon başında Nelson transfer edilirken yabancı kontenjandan dolayı doluydu. Ve Ozan Vanfor'u 100 bin euro satın alma opsiyonu kiralanmış. Dolayısıyla opsiyonu direkt kullanma hakkı da onlarda olduğu için Belçika takımı opsiyonu 100 bin euroya Ozan Vanfor alıyor. Burada Kerem'i satacak olan kişi gelecek olan yönetim. Satılacaksa eğer. Kaç paraya nasıl gider bilmiyorum. Ama Kerem gitmek istiyorsa zaten tutamazsın. Yeni gelecek olan hoca, X bir hoca. Ben Kerem kalsın diyorum. Kerem de ben gitmek istiyorum diyorsa Galatasaray'da gitmek isteyen kimseyi de orada tutmazlar. Bu arada Cenk Tosun ismi mantıksız değil. Bak pasaportu var. Yani Galatasaray 3. bölgede Türk pasaportu taşıyan mesela şey Dervişoğlu olmazsa eğer ki öyle gözüküyor. Al sana bir Türk pasaportu. Başka yerli oyuncular da var orada. Umut da var. Şimdi oraya iki tane yerli olmaz. Umut Bozok var mesela. Umut Bozok'la görüşülüyor. Cenk Tosun belki Beşiktaş'a geri dönecek. Sen Beşiktaş'ın içindesin. Evet, Beşiktaş da var. Yani Cenk Tosun Beşiktaş'a da ama çok net bir oyuncu lazım değil mi? Evet. Tabii ki oraya bir tane mesela. Herhalde gündemdedir diye düşünüyorum. Güven ne yapacak tabii orada. Güvenin kalıp kalmayacağı hala belli değil. Ama Cenk Tosun bir risk midir? Sakatlıktan çıktı. Oynamaya başladı. Önemli bir oyuncu. Milli takım için de önemli bir oyuncu. Olabilir. Ama tekrar söylerim orada Umut Bozok ismi de iki başkan adayı için duruyor. Umut Bozok bir defa Galatasaray istiyor. Her şey 11 Haziran'dan evet, sonra. Umut Bozok yani bu transfer döneminin en çok konuşulacak yerli isimlerinden olacak ikinci gibi. İkinci yarı çok Umut Bozok. İkinci yarı çok fazla forma şansı bulamadı. Eren Elmalı. Eren Elmalı da aynı şekilde. Benim mesela burada ama Eren Elmalı ile ilgili bir bilgi vereyim mi? Trabzonspor'da görüşüyordu galiba. Evet. Kasımpaşa yönetimi 5 milyon euroyu nakit getirene veririm diyor. Kaç para? 5 milyon euro. Nakit. 5 milyon euroyu şu anda nakit kimse veremez. İşte onu istiyor. Çok bana zor nakit yani. 5 milyon euroyu bu saatten sonra eskisi gibi. 5 milyon euro.
36 ay buzdolabı taksidi gibi paran. Kimse kabul etmez bu arada. Tabii, onu da 5 söyleyeyim. 5 milyon euroyu taksitle de peşinde kimse vermez. Bu ne demek? Vermiyorum demek. Yani ben de evet, kalacak vermiyorum. Demek. Veremezler. Veremezler, vermezler. Yani eskiden de o. Bol keseden vermek. İşte Tarık Çamdallar'a 4 milyon euro vermek sezon başında yine aynı şekilde Berkan'a yalnız vermek. 7 artı 4 olursa yani mevcut kural yine devam veremezler. Ederse. Ben, o zaman ben Turgay Bey'in yerinde olsam 7 milyon derim o zaman. 7 artı 4 olursa. Ne veremez. Altyapından çıkaracaksın abi. Çıkaracaksın. Tabii canım. Ereni sen bulacaksın. Yani Ereni sen getireceksin var önce. Abi. Ya Galatasaray, Fenerbahçe. Umut Bozoğ da sen. Umut'un ya, ismi geçti daha önce. Beşiktaş kimse... Valla Kasımpaşa'yı da bu konuda tebrik etmek lazım. %100. Yalnız. Bak müthiş ben bir şey söyleyeyim. Oyuncu satışlarından bonservis kazandı. Salih Özcan. Bulanları tebrik etmek lazım. Efendim? Bulanları tabii, tebrik etmek lazım. Yani orada Serkan Bey, Belçikalı İmineceğer var orada. Bir sürü var. Salih Özcan ismi Türkiye'de geçen sene bütün kulüplerde ismi yan yana geldi. Kimisi burun kıvırdı, kimisi yok dedi, kimisi şu dedi, kimisi bu dedi. Buyurun Dortmund. 5 milyon euro mu 6 milyon euro mu ne? Kerem Demirbay vardı eskiden hatırlayın. Evet. Beşiktaş'ta rapor verdi. Beşiktaş'ta futbolcusu değil diye. Beşiktaş, Kerem Demirbay, Fenerbahçe düşün. Eğer kendi içlerinden bir sağ bek bir sol bek çıkaramıyorsa kapatsınlar abi altyapı. O ayrı zaten. Altyapıya özellikle Eşref Bey vurgu onu yaptı. Onu hep söylüyoruz. Altyapıya vurgu yaptı. Yıllardır Galatasaray'ın. Ya sağ beki sol beki geçtin. Aldığın yabancı sağ bekin ve sol bekin yedeklerini de kendi altyapından çıkaramıyorsun. Gidip Türkiye Ligi'ne transfer hem ediyorsun. Hem de 7 artı 4 dediğin gibi olacağı bir yerde. Yani sen 8 artı 3, 8 artı 3'ün olduğu yerde 3 senedir bu kural 2. sene 3. sene giriyor. Sen bunu yapamıyorsan sezon boyu altyapından stoper Işık Kağan diye bir genç oyuncuyu çıkarıp bir maçta sadece görebiliyorsak sonra Ziraat Türkiye Kupası maçıydı o zaten sakatlandı. Evet. Ziraat Türkiye Kupası zaten kulüplerimiz için çok büyük bir şans yani oyuncuları görme için. Ligde o yarışın içine çok fazla sokamıyorlar. Dolayısıyla burada Galatasaray'ın şu anda mesela Hamza Akman'ı, Beknaz'ı ya bunları biz niye oynatamıyoruz? Domenech Torrent'e mesela ben bu konuda çok çok kızıyorum yani. Sezon bitti. Hiç daha senin artık bitti kalacak. Sen bu oyuncuları hiç oynatmadın. Kiev maçında 4 tane aslanlar gibi çocuğu oynattın. Genç çocukları. Sonra bir daha göremedik. Niye? Galatasaray için mi? Kendisi için. Puan ortalamasını yükseltmek için. Abi yabancılar bunu yapıyor abi. Puan ortalamasını. CV'nde Galatasaray zaten var. Koydun CV'ni Galatasaray'a. Galatasaray'ı yazdın yani. Şu anda çalıştırdığı iki takım mı büyük? Galatasaray mı büyük? Galatasaray büyük. Tabii. O CV'ye yazdı. Giderken de puan ortalamasına bakılacak. Yoksa Galatasaray ligde kalmıştı. Burada yönetimde Arda'yı oynatmadın son maçta. Yani onları da yapmadın, Arda'yı da kadroya koymadın. Beşiktaş'ta kez aynı şekilde Ozan. Bu oyuncular yıllarını vermişler. Yani bir son maçta taraftarına el sallama lüks şey lüks demiyorum ya. Hakları yok muydu ya bu kadar hizmet etmişler bu oyuncuların? İki oyuncu da çok büyük kırgınlık yaşıyor mesela şimdi. Ozan da Arda da bu konuda son derece kırgınlar. Kendi içiyle paylaşıyorlar, kendi içine atıyorlar. Yani biz altyapımızdan çıkan işte oyuncular. Bunu orada sen Eren Elmalı için 5 milyon euro ister. Diyor ki Galatasaray Kulübü diyor bir Eren Elmalı'sını bulamamış diyor. Bana geldiği zaman ben 5 milyon euro isterim diyor. Bir reklam aramız var. Saat başı devam edeceğiz. Yeniden merhaba değerli izleyenler. Spor gündemiyle karşınızdayız. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Savaş Çorlu ve Serdar Sarıdağ ile birlikte sporun gündemini konuşuyoruz. Tabii ki bugün çok heyecanlı bir gün. Zira Türkiye Kupası'nda final zamanı. Bu bölüme de canlı bağlantılarla başlayacağız. Kayseri Spor Kampı'nda Emre Kaplan var. Demir Grup Sivas Spor Kampı'nı ise Ahmet Selim Kul takip ediyor. Ve mücadelenin oynanacağı statta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda da Aykut İnce atmosferi bize aktaracak. Önce Emre'ye gidelim. Geçen bir saatte değişen neler soralım. Sinem aslında çok büyük bir değişiklik yok tahmin edebileceğin üzere. Burada kampın çevresinde, otelin çevresinde oldukça sakin bir hava var. Tarihi maç öncesinde Kayseri Spor kafilesi şu anda artık birazdan maç yemeği yenecek ve maç toplantısı gerçekleşecek. Saat 18.45 sularında da buradan Olimpiyat Stadyumu'na doğru hareket etmesini bekliyoruz kafilenin ki stada zaten oldukça yakın bir otelde konaklıyor Kayseri Spor. Yaklaşık 10-15 dakikalık bir yolculuğun ardından muhtemelen stadyumda olacaklar. Tarihinde ikinci kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek istiyor Kayseri Spor. Daha önce bu başarıya bir kez ulaşmıştı ve ikincisi için Hikmet Karaman'la birlikte aslında oldukça da zorlu bir yoldan buraya geldiler. Sezonun kupada en flaş takımı dersek yanlış bir ifade kullanmayız. Sadece finalde olmaları değil buraya gelirken yolda karşılaştıkları zorluklar özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında elde ettikleri zaferlerle birlikte adlarını finale yazdırdılar. Şöyle bir filmi geriye sardığımızda Fenerbahçe karşısında son dakikalarda, son saniyelerde gelen bir gol ve gelen tur oldu. Beşiktaş karşısında rakip 10 kişi kaldı ve yarı finale yükselen taraf Kayserispor oldu. Trabzonspor önünde ise ilk maçı kaybetmelerine ve aslında rövanş mücadelesinde de avantaj Trabzonspor'a geçmesine rağmen son dakikalarda gelen gollerle gerçekten tarihi bir geri
geri dönüşe imza atarak finale adını yazdırdı Kayseri Spor. Bugün de hedefleri şüphesiz bu Anadolu derbisinde, Anadolu'nun finalinde kupayı bir kez daha müzelerine götürmek olacak. Mensah dışında bir eksik bulunmuyor Kayseri Spor'da. Hemen muhtemel 11'den de bahsedelim. Nasıl bir kadro görebiliriz bugün sahada? Bunu ifade etmeye çalışalım. Kalede Silvio Lunk olacak. Savunmanın sağında Onur'un forma giymesini, stoper ikilisinin Hüseyin'i ve Atamah'tan oluşmasını bekliyoruz. Solda Lionel Carol olacak. Orta sahanın defansif pozisyonlarında öndeki ikili de Kemen ve İbrahim forma giyecekler. Ofansif pozisyonlara baktığımızda merkezde Bertolacci, sağda Ramazan, solda Tiam, ileride ise Mustafa şeklinde bir ilk 11 ile Kayseri Spor bu tarihi mücadelede sahada olacak. Biz de gün boyunca buradan kamptan yansıyanları, takımın çıkışı esnasındaki görüntüleri ve buradaki atmosfere dair tüm detayları aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü sana bırakalım Sinem. Kayseri Spor kampından Demir Grup Sivas Spor kampına Ahmet Selim Kula gidelim. Sinem Ök'ten teşekkürler. Sivas Spor Güneşli'de kaldığı otelde artık bekleyişini sürdürüyor. Saat 18.30'da Sivas Spor kafilesi buradan ayrılarak stadyuma doğru geçecekler. Ayrılırken de buraya taraftarların gelip takımı uğurlaması beklendiğini ifade edelim ki hazırlıklar da ona göre yapılıyor. Sivas Spor buradan ayrılırken coşkulu bir atmosfer oluşacak gibi gözüküyor. Sivas Spor buraya gelene kadar önemli rakiplerini eledi. PTT 1. Lig'de şampiyon olan Ankara Gücü ve şu anda playofflarda mücadele eden Bandırma Spor'u eledi ilk olarak. Ardından ligin güçlü ekiplerinden Fatih Karagümrük, son olarak da yine Aytemiz Alanya Spor'u eleyerek finale yükselmeyi başarmıştı. Eğer bu kupayı kazanabilirse Sivas Spor, bütün futbolcular, teknik heyet, yönetim tarihe geçecek. Çünkü bu Sivas Spor'un, Sivas şehrinin ilk finali ve ilk kupası olacak. Bu anlamda da çok büyük bir heyecan olduğunu ifade edelim. 20 bin civarında Sivaslı'da bu akşam en az tribünlerde yer alması bekleniyor. Bunu da ifade edelim. Tek eksiği var Sivasspor'un. Leke James bu akşam forma giymeyecek. Bu isim dışında bir eksiği bulunmuyor kırmızı beyazlıların. Ve tabii ki muhtemel 11'den de bahsetmek istiyorum son olarak. Kalede Ali Şaşal forma giyecek. Defans hattında dörtlü bir diziliş. Ahmet Oğuz sağda, solda Uğur Çiftçi, stoperde Apindangoye, Caner ikilisi. Hemen önlerinde üçlü bir orta saha. Hakan Arslan, Ulve Stad ve Faysal Facir forma giyecek. Ve forvet hattında da sağ tarafta Erdoğan, solda Max Gradel ve forvette de Yatabare'nin şans bulmasını bekliyoruz. Rıza Çalınbay'ın bu 11 ile sahaya çıkmasını bekliyoruz. Rıza Çalınbay da 3. sezonunu tamamlıyor Sivas Spor'da. O da bu istikrarlı süreci bir kupayla tamamlamak istiyor. Bu şekilde Sivas Spor kamplarından notları aktaralım. Bekleyiş sürüyor diyelim ve stüdyoya tekrar sözü bırakalım Sinem Ök'ten. Ahmet Selim Kula, teşekkür edelim. Akşam fırtınaların kopacağı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na gidelim. Sözü de Aykut İnce'ye bırakalım. Evet, stat yayınlarımız devam ediyor. Konuklu yayınlarımız da bu bölümde Burak Kural bizimle beraber. Tabii şimdi bakıyorum, protokol tribünü hazırlandı. Güvenlik güçleri olması gereken yerlere tek tek getirildi. Çevik kuvvet ekiplerimiz de kendi yerlerini aldı. Ses sisteminin de son provası yapıldı. Yani stattaki bütün güvenlik içi ve dışı tamam. Temizlik zaten yapılmış, pırıl pırıl şu anda. Her yer, tuvaletler de dahil olmak üzere. Kesinlikle. Hakikaten bu final maçına kadar bir de görünmeyen bir kadro, görünmeyen bir ekip var Burak. Kesinlikle. Güvenlik güçlerimiz, sivil güvenlikler. Hepsi gerçekten burada sabah saatlerinden beri muhteşem bir şekilde çalışıyorlar. Ellerine sağlık. Önemli tabii ki de stadımız her şeye hazır. Kupa finaline hazır. Evet, Yukatel, da... Kayseri Spor, Demir Grup, Sivas Spor. Evet, üst tarafta evet. Zaten Güven Mengü de gösteriyor. Sık sık ekrana getiriyor. Üst taraf olduğu gibi flamalar asıldı. Kayseri Sporlu taraftarlar için pankartlar orada. İşte sende hatıralar var pankartını okuyabiliyorum görebildiğim kadarıyla. Kayseri Spor ne diyor? Fırtınalı yılların yıkılmaz kalesi. Bu tarafa dön. Yukarıda Yiğido Gençlik, Çılgınlar, tabii dernek şeyi de var, pankartları var. İzmir Sivas Spor Taraftarlar Derneği pankartını görüyorum. Gelecek sana her an Avrupalı Yiğidolar. Dayanamam hasretine, vuslatın hep dert oluyor. Ya bu pankartlar gerçekten bu işin tadı tuzu, öznesi diyelim.
Kesinlikle. Evet, bu arada Beylikdüzü Sivaslılar başarılar diler diyor. Burada İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan Sivaslıların da pankartı var. Yani her şey tamam. Çok güzel, iyi götürüyoruz. Neler söyleyeceksin dev final öncesi? Evet. Kadroları da hemen açtın sen. Evet. Muhtemel kadrolar tabii. Muhtemel kadrolar. Bekliyor musun böyle çarpıcı bir sürpriz hocalardan? Açıkçası beklemiyorum. Bu öncesinde belki Ramazan, Emrah Başsan değişikliği olabilir Kayseri'de. Ama onun haricinde tahmin ettiğimiz ilk 11'ler. Biraz iki tarafın güç taraflarıyla ilgili bilgi vermek istiyorum izleyicilerimize müsaadenle. Tabii tabii. Şimdi özellikle Sivas Spor takımı ligin kenardan en iyi skor yapan, kenardan en çok atak geliştiren takımı hüviyetinde. Bu çok çok önemli. Burada nasıl yapıyorlar? Özellikle Fajr biliyorsun beyni takımın. Orta sahada belli bir yöne yüklenerek hemen oyunun yönünü diagonal paslarla terse çevirip beklerin ileri çıkmasını sağlıyor. Ve özellikle arka direğe yapılan koşularla birlikte Hakan Arslan'ın biliyorsun çok etkili bir orta saha oyuncusu ki yarı finalde de golü atan oyuncu oydu. Hakan'ın geriden koşuları, Yatavar'ın hava hakimiyeti bunları çok iyi kurgulayabiliyor Sivas Spor. En önemli artılarından biri bu. Artı yine Sivas Spor'un bir başka artısı da hücumda özellikle çok ciddi derecede hızlı akına kalkabiliyor. Kontra atakta. Daha hızlılar evet, değil mi? En tehditkar takımlarından biri ligin. Onları hücum geçişlerini durdurmak kolay değil. Bunu söylemek lazım. Üçüncüsü de duran top hakimiyeti. Bunu yarı finaldeki yayında da söylemiştik. Duran toptan gol attılar biliyorsun yarı finalde. Alanya maçını diyorsun. Kesinlikle ligdeki en son oynadıkları maçta. Çok emsal değil ama Kayseri'nin duran toptan gol attılar. Bu Sivasspor'un hücumda en etkili olduğu noktalar. Bireysel performansları da belki bir sonraki bağlantıda gireriz ama bu Sivasspor tarafı. Kayserispor nerede etkili dersen, Kayserispor özellikle Tiam üzerinden gidiyor biliyorsun sol kenarda. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çok başarılı olan Tiam bu sezon Kayserispor'un özellikle hücumdaki ne diyelim lokomotivi. Kenarlarda özellikle sağ kanatta Onur'un bindirmeleri çok etkili. Emrah Başsan veya Ramazan sağ kenarda oynayan oyuncu biraz daha içeri devriliyor. Onun boşalttığı alanda, onun oluşturduğu koridorda sağ bek oyuncusu Onur bu sezon ligin en çok asist yapan bek oyuncusu. Bulut, önemli Onur Bulut. Tabii. Çok etkili bir oyuncu, devir daimi olan, sürekli gidip gelen bir oyuncu. Onun getirdiği toplarda ise ters kanatta içeri devrilen Tiam'ın gol vuruşları çok etkili. Kayserispor'un en önemli özelliği sağ kanadı. Artı diğer tarafta da mesela tabii. Gradel tabii. Orada ağır kesinlikle. Basıyor. Bu tarafta Tiam ağır basıyor. Kesinlikle. Onur'la Tiam dediğin gibi. Kesinlikle. Kayserispor'da işte diğer husus özellikle Kayseri'nin Tiam üzerinden kurguladığı oyunlar. Büyük takımlara baktığınızda biliyorsun zaten Kayserispor buraya gelene kadar 3 tane büyüğü saf dışı bıraktı. Oraya girdiğinde en önemli noktalardan bir tanesi neydi? Tiam'a havadan atılan uzun toplar. Daha başa baş takımlara karşı Tiam'ı daha çok bağlantı oyuncusu olarak kullanıyor hoca. Muhtemel ilk 11'imizde Mustafa Pektemek var. Ancak burada Kayserispor tarafında Mustafa yerine Gavranović de oynayabilir biliyorsun Aykut. Eğer Gavranović de oynarsa Gavranović'in derine gelmesi, pas bağlantılarını yapması çok çok değerli ve ne dedik? Sızma koşulları. Gavranović Avrupa Kupası'nda da oynadı biliyorsun. Avrupa Şampiyonası'nda da etkili oldu. Çok özel bir oyuncu. Kabaca böyle artılarını sayabiliriz. Güzel konuştun. Tabii şimdi ben de tabii statla ilgili biraz da böyle şey bilgi paylaşmak istiyorum. Bilgi derken güvende az evvel görüntüleri yansıttı. Kale ağları henüz tam açılmadı. Onu söyleyelim. O da işte bir yarım saat, bir saat sonra kale ağları eski haline açılacak. Çizgiler belirleniyor. Bu taraf belirlendi. Diğer tarafa geçti görevli beyefendi. Orada o çizgileri yapmakla meşgul. Bir kere zemine tabii burada bir kırmızı şerit var. Hani geçmemiz yasak ama şu arka taraftan dolanıp baktığımda ben yayın olmadığında muhteşem ya. Vallahi. Yani şeyi de çok güzel. Eğilip baktığında halı gibi. Hakikaten öyle. Müthiş bir zemin var. Hani çok Burak, da güzel çizilmiş çok bu arada. Burak da diyor sen şuraya çıksan koş koş bitmez diyor. Hakikaten öyle. Tabii bu olimpiyat stadı olduğu için ölçüleri biraz diğerlerine göre farklı. Biraz daha büyük olması. Onu da söyleyelim. Muhtemel. Bir farkı var. Tabi tartan pist olayı hani bu tarafta da bizim evet. Bulunduğumuz yerde de halı. Tartan pist kalktığı halı var. Suni için var. Hı-hı. Diğer tarafta zaten baktığımızda da bana göre gerçekten ama gerçekten şu ana kadar tabi birçok stadımızda güzel de ben burayı bu sene ilk defa gördüm. Bilmiyorum Burak sen de ilk ben defa bu sene izlemedim ilk defa mı geldin? İlk defa geldim. Hani televizyon karşısında evet. Gördük evet. Ama çıplak gözle burada görevli olan tüm
ekibe de gerçekten çok teşekkür ederim. Çim müdürüne, stat müdürüne muazzam yapmışlar. Ellerine sağlık. İsteyince yapılıyor değil mi? Yani maç oynansa da Karagümrük burada oynadı biliyorsun. Tüm tabii, iç saha maçlarını. Tabii. O arada bir iki altlıklarda oynayan takımlar vardı. Ona rağmen Karagümrük hep burada oynadı. Evet. Senin altın çizmen çok değerli bence. Çimin kesimi. Ha, tabii Çim üstü abi bunda değiliz de, ama. Karagümrük kulübünün de payı var. Onlar da çok emek verdiler buraya. Tabii. Kulübün yetkilileri. Hani bakım konusunda vesaire. Onlar da emek verdiler buraya. Öncelikle bir kere tebrik edelim. Stat müdürünü, işte burada tabii çimden ki sorumlu tabii kişileri, bakımı yapan arkadaşların ellerine, kollarına sağlık. Muazzam ya. Bak harika. Bir daha veriyor. Güven kesimi, sağ olsun üst şeyden, kameradan. Müthiş. Bence kesimi, işte offside'ların belirlenmesi vesaire. Hocaların işini kolaylaştırıyor güzel. Tabii. Tabii antrenörlerin de işini kolaylaştırıyor. Normal ölçülere göre büyük bir stat ölçüleri tabii. Bu olimpiyat stadı olduğu için. 105'e 70, 108'e 110'a 70 falan da olabilir belki. Şunu söyleyeceğim. Tabii bu statta çok final oynandı Burak. Tabii. Şampiyonlar Ligi finali, Süper Kupa finali. Finallere alışık bir stat burası. Bu kültürü var. Kesinlikle. Yapıldığından beri bu kültürü var bu stadın. Tabii final karşılaşmalarında da hep sürpriz sonuçlar alınmıştır. Sana göre bir sürpriz bekliyor musun bu maçta? Sürpriz derken şöyle. Hani maç 90 dakikada biter mi diyorsun? Ya da farklı bir sonuçla da biter mi diyorsun? Ya da yok, bu maç uzar, penaltılarda kaleciler özne olur diyor musun? Böyle bir şey geliyor mu aklına? Açıkçası şunu düşünüyorum. Ya da geri dönüş olur mu mesela? Ya aslında her şeyin olabileceği bir karşılaşma. Yalnız iki taraftan biri erken gol bulursa çok daha keyifli bir maç izleriz. Yani bu bol gollü mü olur diyorsun mu? Yani izle izle bitmez bir maç olur. Bol gollü mü olur diyorsun? Ya bol gollü olabilir. Erken bir gol bulunursa özellikle 0-15 periyodu arasında ilk 15 dakikada bir gol bulursa iki taraftan biri, olay farklı bir boyuta gidebilir. Ondan sonra da bu geri dönüşler gelebilir. Ama normal şartlarda biraz daha korakor mücadelenin ve duran topların skoru belirleyebileceği bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. İki tarafın da teknik direktörünün oyun perspektifinde daha sıkı savunma, sert, disiplinli bir karakteri var. Ancak belki bir sonraki yayında gireriz ama gerçekten önemli oyuncular var Aykut. Günün sonunda oyuncularla oynanıyor. Tabii ki hocaların belli bir perspektifi var ama işte konuşacağız belki bir sonraki yayında. Çok değerli oyuncular var. Her an skoru değiştirebilecek isimler var. Aynı zamanda çalışkanlığıyla ön plana çıkan oyuncular var. Neresinden bakarsan bak ben çok heyecanlıyım bu karşılaşmayı canlı izleyeceğimiz için. Çok iyi bir final bekliyor bizi. Şimdi soruyorlar bize Aykut abi ceket mi giysek, ince ceketle mi gelelim, ne diyorsun? soranlar çok. Şimdi öğle saatlerinde biz burada olduğumuz için ceketleri çıkartmak zorunda kaldık. Gerçekten inanılmaz bir sıcak vardı sevgili Sinem. Sevgili Serdar Sarıdağ, sevgili Savaş. İnanılmaz bir sıcaklık vardı burada. Tabii nem de etkili. Tabii çimden de gelen bir sıcaklık var. Ve rüzgarın olmadığını söyleyelim. Paneller de, rüzgar kesen panellerin de ne kadar etkili olduğunu gördük. En ufak çok bir iyi esinti yok sahanın içinde, onu bir kere söyleyeyim. Harika. Ha. Bir ara yukarı çıktık Burak'la beraber protokolün üst tarafına. Orada bir esinti var. Onu da söyleyeyim. Yani Temmuz sıcağı yok. Belki akşama doğru maç 20.45'te olduğu için o civarlarda bir 4-5 derece düşer. Tabii buranın biraz daha farkı var. Normal iklimin biraz daha ya altında ya üstünde. Yani kışın Üsküdar'da eksi 1 iken burada eksi 5. Öyle düşünün. Yani biraz burada diyelim ki işte Beşiktaş'ta bizim şirketin orada da Levent'te 22 derece ise burası 17 derece gibi düşünebilirsiniz. Bir ceket istersen. Bir ceket de herhalde akşamı kurtarabilir. Futbol severler, izleyicilerimiz onu söyleyelim. Doğru değil mi? Evet, bir ceket ister bence. Bir ceket ister. O riski almasın. O riski almasın. Burak evet. Tabii şimdi hem Hikmet Hoca'nın da hem de Rıza Hoca'nın da mutlaka ellerinde B, C, D değil mi? Evet. Bir planı vardır. Bu kesinlikle çünkü tek maç. Başka şansı yok. Ya kupayı alacak ya almayacak. Ya, bu noktada hocaların kafasında muhtemelen bir plan var. Nasıl bir plan var? Uzatma planı. Oyuncuların oyuncu değişiklik saatleri kaçta olur? Nasıl yaparlar? Bunlar da önemli. Kesinlikle. İşte acaba bazı oyuncuları oynatmayabilir mi hocalar? Çok güzel bir soru. Mutlaka hamle oyuncusu olur bu tip maçlarda Aykut. Çok önemli bir yere parmak bastın. Çünkü tüm hamleni ilk 11'de kullanamaz. Çünkü şimdi 11 oyuncu var. Hepsinin ayrı bir psikolojisi var. Final psikolojisi, stresi ayrı bir şey. Burada bir de çok büyük bir kalabalık olacak. Ben tahminim %60-%65'i dolacaktır stadın. Bu kadar kalabalığın önünde farklı bir atmosferi olacak. Siz
bütün yumurtaları aynı sepete koyamazsınız. Mutlaka hamle oyuncularınız olmalı ki zaten işte bizim muhtemel 11'lerimize göre Emrah Başsan var, Gavranoş var, öbür tarafta Kayode var, birçok oyuncu var. Bunları mutlaka senin dediğin gibi hocalar değerlendirecektir, değerlendirmiştir. Zaten kafalarında oynamışlardır mücadeleyi, müsabakayı. Ona göre de bir planı ortaya koymuşlardır. Mutlaka kenardan gelecek hamle oyuncularının katkısı belki de kupanın sahibini belli edecek. Belli. Şu da var sevgili Burak. Ben şunu da düşünüyorum. Gerek Kayseri şehrimizde, gerek Sivas'ımızda o iki gözü de şehrimizde dev ekranlar kuruluyor. Hem Kayseri tarafı hem Sivas tarafı orada da o illerde de o heyecan üst düzeye çekilecek tabii ki de. Bu noktada tabii hem Sivas hem Kayseri'ye de arkadaşlarımız bağlantılar yapacaklardır. O coşkuyu da ekrana yansıtacaklardır. Mesela dışarıda görüyorum, yurt dışından gelen bir sürü taraftar gördüm. Nereden geliyorsun? Hollanda'dan geliyorum. Evet, Sivas Spor taraftarıyım. Buraya geldim. Bir günlük maçı izleyip gideceğim diyor mesela. Ne havalimanı kadar, yakın. Zaten. Havalimanı yakın dediğin gibi. Maçımı izleyeceğim, takımımı göreceğim, mutlu olacağım. Kazansak da kaybetsek de gelmiş olup görmüş olacağım diyor. Yani. Çok güzel bir şey yani. Önemli bir vesile diyelim. Tabii, ülkeyi ziyaret etmek için. Müthiş bir final olacak. Burak, sana çok teşekkür ediyorum. Ben ağzına sağlık. Tekrar yayınlarımız devam edecek stat'tan, olimpiyatlar, ama şu anda sevgili Sinem, sadece çalışanlar burada. Zaten Güven de ekrana sık sık yansıtıyor. Şeritleri belirginleştiren görevliler var. Özel güvenlik ekipleri olmaları gereken yerde, yüzleri stada bakacak şekilde sandalyelerde oturuyor ki onlara da burada tek tek eğitim verildi, onu da söyleyeyim. Çevik kuvvet ekiplerimiz, emniyet mensuplarımız zaten her maçta olduğu gibi maşallah ayaklarına taş değmesin, fevkalade yapıyorlar işlerini, var olsunlar. Yine çevik kuvvetimiz burada kendilerine ayrılan bölümde sıkı bir şekilde çalışıyorlar, çok disiplinli bir şekilde sabah saatlerinden beri, onu söyleyelim. Herkes üzerine düşen görevi sonuna kadar yapıyor. Onu bir kere açıkça belirtelim. Sabahın erken saatlerinde hem Sivas tarafı hem Kayseri tarafı pankartları asmak için özel izinle stada girdiler. Pankartlar asıldı. Yavaş yavaş da yani saat böyle 18, tam net bilemiyoruz, onu da öğreneceğim bir sonraki yayında. 18 veyahut 19 gibi de tribünler açılacak, taraftara açılacak. Taraftar da stada gelmiş olacak diyelim. Buradan şimdilik sözlerimizi toparlayalım Burak Kural'la beraber, merkeze atalım, bakalım sizler derbiyi nasıl yorumlayacaksınız. Dev mücadele Yukatel Kayseri Spor, Demir Grup Sivas Spor, Türkiye'nin kupasını kazanan olmak için saatler 20.45'i gösterdiğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecekler. Maç Aspor'da zaten gün boyu bu heyecanı, atmosferi, değişimi, yavaş yavaş kalabalıklaşan ortamı sizlere, ekranlarınıza taşıyoruz. Yalnız şunu söylemek lazım, biz burada iki yayında da aynı şeye dikkat çekiyoruz izlerken. Zemin inanılmaz güzel görünüyor. Bugüne kadar böyle bir şey olamaz yani. Türkiye'de gördüğüm en iyi zemin. Harika. Ekranlardan öyle gözüküyor. Zaten o zaman Aykut'tan şöyle yapalım. Aykut da orada anlattı. Emeğe geçenlere teşekkür etti. Biz de teşekkür kesinlikle edelim. Şampiyonlar Ligi finali ikinci kez yakışır. Tabii şu anda o Liverpool-Milan maçının üzerinden çok zaman geçti. O zaman yolları bu kadar değildi. Metrolar, ulaşım şimdi 6-7 yerden bağlantı yolu var. Bu zemin hakikaten Şampiyonlar Ligi'ne yakışır. Bir zaten zemin. Pandemi zamanı çok dikkatli bir şekilde orası hazırlanıyordu. Tabii iki kere Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliğimiz ertelenince. Ama hakikaten hem yakışır hem şimdi, bu mücadele içinde müthiş bir zemin. Aklıma bir dezavantaj geldi şimdi yalnız. Ne olabilir? Ne? Ne? Şimdi orada Karagümrük maçı oynuyor. Evet. İstanbul takımları geliyor sağa solmaya. Şey de oynuyor. Ümraniye de orada oynayacak muhtemelen. O var. Ümraniye de oynayacak. İstanbul Spor'un sahası var. Eyüp Spor gelirse, mesela o Eyüp Spor gelirse ki ihtimaller üzerinde söyleyeyim, İstanbul Spor'un Esenyurt'ta oynuyor. Eyüp Spor
büyük maçlar oynayamaz. O konuda büyük Ümraniye bir ciddiye... Spor Başkanı kendi maçlarımız statta oynayacağız dedi ama tabii dediğin gibi çok fazla İstanbul takımı var. Ne kadar hazırlıklı olunacak? İşte o Pasolik sistemi, çok fazla İstanbul takımı var. Ama bugünkü gibi kalması için elinden geleni yaparlar. Yapılmalı da yani. Keyifli bir mücadele, heyecanlı bir karşılaşma. Yalnızca bir kazanan olacak ve günün sonunda biri kupa kaldıracak. Dolayısıyla Ziraat Türkiye Kupası finalleri her zaman çok özeldir. Aslında programın başında da konuştuk, Avrupa bileti için çok önemli hale geldi kupa. Çünkü maalesef işte sıralamada ülkemiz geriye düştükçe bizim de Avrupa'ya takım gönderme işimiz giderek zorlaşıyor. Kupada Avrupa biletinin en kolay yollarından biri. Kupa yolu zor ama kazanan için de tabii ki Avrupa biletini cebine koymuş oluyor. Önemli. Yani UEFA bizi atmadan biz zaten kendimizi UEFA'dan çıkardık bir şey, bir nevi. Hakikaten oraya doğru gitti. İnşallah düzelir. Hangi alanda Avrupa'da kupalara katılırsak o alanda puan toplamak önemli. Yani bunun böyle UEFA, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi gibi ayırmak da çok doğru değil. Her puan değerli bence. Bu açıdan baktığınızda bir 4-5 senede eğer doğru bir planlama yaparsak bunu toparlayabiliriz diye düşünüyorum. Ama tabii bunu toparlayabilmek için önce kendi ligimizi bir toparlamamız lazım. İşte bak zeminden bahsediyoruz. Vay 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 diyoruz. Yani Premier Lig zemini gibi bir zemin. Halbuki bütün zeminlerin o şekilde olması lazım. Tabii. En basit bir durumdan bahsediyoruz ki daha çok şeyler var yani. İşte maç önü sonrası tartışmalar, kavgalar, sosyal medya kültürümüz, işte ekranlar, yazılar, işte demeçler falan. Birçok düzeltmemiz gereken nokta var. Ama bir an önce kendimizi bir toparlayalım ki şu Avrupa'daki puan sayısını, puanları bir arttırmak önemli. Önemli maçta sonuncu sırada olacağız. Önemli ama hep aynı yerde sayıyoruz. Bazen biraz şanssızlık, bazen de imkanlar. İşte şey, yarıştığınız rakiplerle takım arasındaki fark. Hakikaten orada alacağın bir puan bazen diyorsun ki bundan iyi. Şimdi Roma'ya bakıyorsun. Sezon başında Trabzonspor'la oynadı. Trabzonspor çok iyi futbol oynayarak iki maçta kaybetti. Roma geldi, Konfederasyon Kupası'nı aldı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'den 5 yedikten sonra UEFA Kupası'nın namalip alması. Bazen bir takım şeyler olabiliyor böyle. Yani o dokunuşlar sizi bir yerlere getirebiliyor. Biz hep iyi futbol ama işte galibiyet yok. Başakşehir Okan Hoca ile çok iyi bir futbol sergiledi. Bir beraberlik zannedersem orada çıkarılabildi. Puana ihtiyacımız var. İnşallah bu sezon Sivas ya da Kayserispor hangisi alırsa bizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil eder. Bakalım. Dev mücadele saat 20.45'te Anspor ekranlarında olacak. Şimdi Beşiktaş'la devam edelim. Yine Süper Lig'e dönelim. Beşiktaş'ta da bir seçim süreci var. Serdar, bugün listeler teslim ediliyor. Tabii bir yandan da Valerian İsmail'in nasıl bir kadro kuracağı, kimler gidecek, kimler kalacak, sürekli konuşulan isimler, acaba sözleşme konusunda bir şekilde uzlaşma sağlanacak mı yoksa artık tamamen yeni isimlere mi yönelinecek, konuşacak çok konu var. Var tabii ki. Burada şu önemli, bu seçim sürecinde Valerian İsmail kafası rahattı. Yani orada işte ben gelirsem Valerian İsmail'le çalışmam diyen yoktu. Zaten Ahmet Nurçebi'nin deme durumu yok, kendisi getirdi. Mesela Torrent'in Galatasaray'da yaşadığını o yaşamadı. Torrent'te iki aday da biz çalışmayacağız onunla dedi. Adam da ne yaptı? Gitti Babel'den. Sözleşmesi bitecek adamlardan medet umdu. Haklı olarak. Şimdi burada böyle bir süreç olmadı Valerian İsmail için ama şu var. Kim kazanırsa kazansın sıkıntılı bir dönem bekliyor. Artık Bankalar Birliği kontrolü altında olan kulüplerden biri de Beşiktaş. Ki o harcamaları artık belli bir sınırda tutması lazım. Belli bir mali disiplin içerisinde tutması gerekiyordu zaten. Ama bunun da getirdiği tabii negatif noktalar var. 19-20 yaşındaki gençleri artık konuşmaya başlıyoruz. Yakup Onreika, İsveçli futbolcu bunlardan biri. Çok daha başka isimlerden konuşuyoruz. Artık böyle 30'u geçmiş zamanında yıldız olan adamları almıyorsun. Alamıyorsun. Öyle bir para yok. Olmaması da iyi oldu. Böyle bir sıkıntı var. Ama bu sıkıntı şunu da getirebilir. Mesela Salih Özcan'ı alamamak gibi bir durum. Limit bekliyorsun. Yani Salih seni bir yere kadar bekliyor. Var, bak limit bekliyorsun. TFF'nin bu limitler konusunda kulüplerin elini biraz rahatlatması lazım. Bir de her şeyi son dakika vermemesi lazım. Önceden de bilgi vermeleri gerekir. Şimdi Salih'i belki ona göre alabilirlerdi. Başka şey yapıp ona göre alabilirlerdi. Dortmund'a gitti adam. Gidiyor daha doğrusu. Ama geçmiş dönemdeki ağır kontratlardan dolayı böyle adamları bir seferde alamıyorsun. Böyle sıkıntılar bekliyor.
çok hızlı bitirmesi lazım transfer çalışmalarını. Hiç böyle hani dur bakalım işte akşam pazarı bekler gibi fiyat düşer mi falan böyle bir durumların da yok artık. Genç oyunculardan bahsediyorsun. Kadro planlamasını doğru yapman lazım. Ama bence en büyük sıkıntı Beşiktaş'ta, en büyük sıkıntı bakın, sabır. Çünkü Beşiktaş yönetimini ve yeni yapılanmasını, 3-4 hafta işler kötü gitti mi, evet, Şenol Hoca'nın mesela, Şenol Hoca'nın hiç bilgisi yok, bunu söyleyeyim. Adamları, hani ona kendini yakın hissedenler, hı hı, sosyal medyada algı yapacaklar. Veya örneğin falan hoca ya da Sergen veya hoca, filanca hoca, bilemeyiz. Etrafı. Yani Beşiktaş'la adanılan hocaların etrafı. Yani bu hocaların verdiği bir talimat falan değil. Yanlış anlaşılmasın. Bizde böyle yani Türk futbolunda söylüyorum. Yani evet çok yaşanmıştı da var. Sürpriz değil yani bunların yaşanması. Ama bak, 4 hafta 5 bak, hafta sonra mesela Valerian İsmail'e işleri iyi başlamadıysa. Aynen tabii. Sezonda. Şimdi o kendini çok futboldan hem de futbolun içinden gelenlerde de var. Çok iyi biliyorlar ya. Bak, bir şey anlattım geçen gün bir daha anlattım da. Böyle çok gezmedikleri için oturdukları yerden şezlong yazarlıkları ve şezlong yorumculukları yaptığı için bir de sosyal medyada da çıktı öyle tipler. Şunu bak şunu sosyal anlatayım da ne demek istediğim çok uzman. Tabii canım herkes. Bir de dijital başkanlar çıktı sosyal medyada yani adam orada kongreyle seçilmiş. Burada adamın çok takipçisi var kongreyle seçilen adama böyle yap şöyle yap diyor. Oldu. Şimdi ben Salzburg'da röportaj yapmaya gittim Fenerbahçe ile eşleştiğinde. O zamanki antrenmanı yaptıran adamın adı Roger Schmidt. Benfica'ya gitti. Evet. Jesus'un çalıştırdığı Benfica'ya gitti. Onlar artık yeni hocalar oluyor. Emekliliğe yakın olanları bırakıyorlar. Jesus tabii Sarri'nin terimin önünde eğildiği gibi ben de eğiliyorum. Jesus çok büyük bir hoca ama her şeyin bir zamanı var. Yeni bir Jesus bulmak zorundalar. Şimdi gitti aldı. PSV'si var, Leverkusen'i var, şeyin, Roger hocanın. Var. O zaman hiçbir Türk takımı onu alamazdı. Çünkü alsalardı şunu yazacaklardı. İşler kötü gittiğinde birkaç hafta sonra. O sosyal medyadaki hesaplar, çok bilenler, şezlong yazarları falan. Bu Alman köylüsünü nereden buldular? Gördük. Köy takımı delildi bazı takımları falan. O zamanki yardımcı antrenörü de Oliver Hoca. Ne yaptı Oliver Hoca? UEFA kupasını aldı. Adam bir de yerde böyle kaydı. Yani adam şey böyle 35 yaşındaki futbolcu gibi. Yani hoca, adam hoca. O kadar böyle diri tutmuş kendini. Ve herhalde idman yapıyor onlarla birlikte. Ben Roger'ı geçtim, onu da alsan, onu da bir İstanbul dışı Anadolu kulübü alsa, bunu nereden buldular diyecek. Ligimizi tanıyan hocalar varken. O da gitti kupayı aldı. Wolfsburg'u var. Avusturya'da LASK var. Var onu var. Nasıl oluyor bunlar? Bir gecede mi oldu Sinem? Sen takip ediyorsun Avrupa futbolunu. Sen bu adamların anladım, bir gecede yapabildiğini inanıyor musun? Emek hayır var, canım, sabır var, uzun zaman var. Yönetim orada tolerans gösteriyor, basın orada tolerans gösteriyor. Yardımcılık yapıyorlar, uzun süre kendilerini yetiştiriyorlar, yabancı dil öğreniyorlar. Bir sürü şey var, yeni şey için, yeni teknikler öğrenmek için kesinlikle farklı liglere gidiyorlar. Çok bizde, şey var. Bizde yani ne yapıyorlar? Şimdi, bizde hemen futbolu bırakıyorlar, hemen ilk senesinde şimdi hemen. Şimdi Salzburg'dan, bak Salzburg'dan gitti değil mi Haaland? O da City'ye sattı Dortmund. Salzburg kendi alt ligindeki pilot takımından getirdi onu. Haaland oraya verdi. Kendi alt liginden Haaland'ın yerine getirdi. Adamı da Dortmund'a sattılar. İsmini unuttum. Adeyes miydi? Adeye miydi? Unuttum ismini. Evet. Sonra onun da yerine Simic'i getirdi alt ligden gene. Hı-hı. Aynı takımdan. Simic'i. Bu Oliver Hoca'yı da o pilot takımda da eğittiler önce. Bak, öyle sisteme oluyor bak işte. Şimdi, Leipzig'te de aynı şey oldu ya. Öyle geçti Beşiktaş Bayern Münih'e sonra. Yönetimi bu planlamanın içerisinde bunu da gördü. Yani birçok Avrupa kulübünü takip etti. Sevilla, 15 sene önceki Sevilla mesela nasıl evet buralara geldi? İşte Ajax, bitti denilen Ajax nasıl yeniden ayağa kalktı? Yeniden patlama yaptı o genç oyuncularla falan gibi. Hatta Almanya'daki Leipzig modelinde. O da çok yeni bir modeldi yani. Tabii. Çok da tartışıldı. Aynen öyle. Hatta Almanya'da bile tartışıldı. Hani bu şekilde ısmarlama kulüp mü olur, bunun bir kültürü olur falan derken. Ama orası Bundesliga'ya bir hem teknik direktör evet yetiştirme yeri oldu hem oyuncu yetiştirme ne diyorlar yeri oldu. Bayern Münih'in hegemonyasını yıkabilecek en yakın kulüp diyorlar. Bir ikilerdi geçen evet sene. En yakın kulüp diyorlar. Bu seneydi ona. O da planlama. Bir gecede mi oldu? Hayır. Şimdi Beşiktaş buna girdi. Tutar mı? Tutar. Sabır. Ama hemen tutmaz. Ama sabır. İşte o yok.
Beşiktaş yönetiminin en büyük sıkıntısı bu. O sosyal medyayı, o taraftarını, kitlesini bir arada tutması lazım. Bir arada. İyi anlatırsanız, çok zor. İyi anlatırsanız olur. Bunu geldiğiniz zaman işte ben 4 tane transfer yapacağım, 2 tane yıldız oyuncu alacağım, Batshuayi'nin yerine yeni bir Batshuayi bulacağım falan dersen olmaz. Bak, iyi anlatamıyorlar. Belki de seçimi bekliyorlar. Hani seçim bitsin biz anlatacağız diyorlar belki de. Ama Başkan Ahmet Türçe bir açıklamadı mı yani? Daha tabii ki seçim var ama biz işte Şampiyonlar Ligi düşünerek bir kadro kurduk. Oldu mu olmadı. Olmadı. Başka bir şey yapacağız. Zaten öyle bütçeler yok. Bu sene Avrupa yok Beşiktaş için. Evet. Dolayısıyla ona göre bir kadro kuracağız. Biraz daha işte altyapıdan oyuncuları da göreceğiz. Sanki Valerian İsmail bunun biraz izlerini verdi. Mesela Torrent'i tartıştık bu evet, konuda. Evet, ben oraya bağlayacağım. Ama Valerian İsmail'in orada, çok özür dilerim. Bu adamda bir şey var dedirtti. Son maçında iç sahadaki Vodafone Park'ta 5 oyuncu yok muydu kadrosunda altyapıdan? Evet. Yetişen. Şimdi Fenerbahçe derbisinde 4 Türk altyapıdan gelen. İlk 11'de ya da Fenerbahçe'de 3 tanesi de kenarda. Evet. Burada bir defa Valerian İsmail bir güven aldı. Çok net bir şekilde. Önder Hoca'nın yapmadığını Valerian Hoca yaptı. 4 tane genç oyuncu altyapıdan koydu. Hepsi de takır takır oynadı. Çata çatta mücadele ettiğimde Fenerbahçe karşısında. Kulübeye baktığımız zaman da son iki maçta hep az oyuncular, haftalarca 11'de olan oyuncular kulübedeydi. Burada bu güveni verdi. Bu güveni aldı. Şimdi baktığımız zaman herhangi bir yol ayrımında şey de çok düşük. Kolması halinde bir tazminat olayı da çok yüksek bir rakam değil. Bu da bir avantaj. Ama biz burada şimdi Valerian İsmail için hiçbir zaman tazminatı konuşmayacağız. Çünkü adam bir başlangıç yapacak. Beşiktaş'la Galatasaray önümüzdeki sezonda aslında bir milat olmalı. İki takım Avrupa'da yok aynı anda. Hem Beşiktaş hem Galatasaray. Bu bir avantaj. İki takım da çok iyi aydınlatması lazım bunu. Galatasaray biraz daha farklı. Başkan adayları var. Hocası belli değil. Başkanın yüzü belli değil. Ama Beşiktaş burada 11 Haziran'a kadar bunu bir aşağı bir yukarı anlatması lazım. Seçim ne zaman Beşiktaş'ta? Bu hafta sonu. Bu hafta sonu. Galatasaray'da 11'ine var. Seçim bittiği anda Valerian Hoca'yla devam edeceğiz. Belki altyapıdan 2-3 tane daha oyuncu vereceğiz. Normalde Beşiktaş'tan önce bitirmiş olması lazım Galatasaray. Tabii. Ya bu süreç olmasaydı Galatasaray'ınki daha önceydi. Şu anda başkanı belliydi, hocası belliydi. Transferler de bir defa gidecekler gelecekler belliydi. 21-28. Bugün ayın kaçı? Tabii. Tabii 26'sı bugün. 26'sı bu hafta olacaktı. Anladım. Normalde bu hafta olacaktı. Yani biz şu anda, yine de 26'sı. Seçimde hani beraber aynı hafta olacaktı normal şartlarda o zaman. Öyle diyelim yani. Galatasaray Beşiktaş gibi hafta olsaydı. Beşiktaş burada bir adım önde. Bir defa antrenörü belli. O senin dediğin gibi yani o sabrı eğer iyi anlatırsanız alırsınız. Beşiktaş taraftarı da Galatasaray taraftarı da o sabrı gösterir. Ama siz beklentiye sokmayın. Sezon başında Galatasaray yeni bir yapılandırmaya girdi. Ama bir taraftan da şampiyonluk vaat edildi. Bir 3 taraftan yıllık dendi, gençleşme dendi. Anlatamadılar. Evet. Ben bunu söylerken burada defalarca da hakaret yedim. Ben dedim ki ya bunu iyi anlatamıyorsanız anlatın. Çünkü bu sezonun Galatasaray Avrupa'da namalip oldu. Bitirdi gruplardan ama ligde büyük sıkıntı. Burada en son Galatasaray'da 3 yıl başkanlık süresi boyunca kalan kimdi? Kim vardı? Şu anda 3 yılı tamamlayan futbolcu mu? Hayır başkan olarak. Yani gelip zaman, bir proje anlatılıyor 3 yıllık yok. Ama. Adnan Polat da 3 yıl yapamadı. Böyle tek nefeste söyleyemiyoruz yani. O zaman zaten şöyle söyleyeyim. 3 yıllık tüzük değiştiğinden beri 3 yıl yapan olmadı. Çünkü yok, önce 2 yıldı. Özcan Canaydın 2 dönem. Doğru. Faruk Süren arka arkaya 2'şer yıldı çünkü. Sonra Adnan Polat dönemi değişen sonrası tüzükten sonra kendisi de yapamadı. O konuda Galatasaray sıkıntılı. 3 seneyi tamamlayamıyorlar başkanları. Bu şartlarda tamamlayamazsın. Bu şartlarda nasıl tamamlayacaksın? Çünkü samimiyet yok. Herkes geliyor diyor ki samimi olmamız lazım, yine birlik olmamız lazım, beraber olmamız lazım. 6 sene tamamlandı canım. Galatasaray, doğru. Oradan oraya tabii çok sivri bir geçiş olacak ama o samimiyetsizlik yıllardır var. Kürsüye çıkıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Zengin bir yönetim kuruluk oluşturduk diyorsunuz. Yönetimdeki adamlara bakıyorum, geçmişte hep olan adamlar. Ne verdiniz? Hiçbir şey vermediniz. Yani seçim zamanı çıkıyorsunuz, seçim bitti. Yalandan bir de tebrik etme dönemi var mesela. Tebrik ediyorsun başkanı, bundan sonra yanında izliyorsun, ondan sonra görene aşık olsun. Ya bu adamlar madem ki bu kadar Galatasaraylı, hep söylediğim bir şey var. Niye vermiyorsunuz? Niye sponsor olmuyorsunuz? Herkesin bir şey adamı var. Şimdi Dursun Bey'in yönetiminde Cemal Özgörke'ye bakıyorum her gün. Türkiye'nin önemli en zengin iş adamlarından deniliyor. Cemal Bey ne verdiniz şimdi Galatasaray'a? 5 tane sponsorluk yapan Dinçer Bey'in ya da işte stat sponsoru Nef'in vesaire. Aynı şekilde Türkiye'nin en önemli faktörünçülerinden isim var orada Dikran Bey. Ama niye yani? İlla yönetime mi girmek lazım bir şey vermek için? Galatasaraylınız bu mu yani sizin? Ahmet. O zaman Dinçer Bey ne yapıyor? 5 tane sponsor oldu. Burak Elmas'a mesaj attığını biliyorum ben.
Diyor ki şu branşlar boş, su topu vesaire, ben buna sponsor olmak istiyorum diyor ama cevap alamıyor. Ya, bu camiada Dinçer Azapanlılar'dan niye daha fazla yok? Yani eğer Türkiye'nin en zengin iş adamıysan sponsor olacaksın. Geçmişte tekerlekli sandalye takımına sponsor olacağım dedi. Ondan sonra o parayı yatırdım yatırmadım onu da bilmiyoruz yani Cemal Bey. Ahmet Nurçebi eğer kazanırsa Beşiktaş'a ne katar diyeyim, Beşiktaş'a döndürüm savaşı. Çok şey, bir dakika, bir de orada şey var. Diğer başkan da ismiydi. Savaşta haklı olarak çok onlarda hareketli günler yaşadık. Evet. Hareket var, şey yok. Bereket. Ama olsun, ben programda işte böyle tek tek takım takım konuşmaktansa her şeyi böyle yok, daha savaş, karma konuşmayı seviyorum. Galatasaray olunca söz hakkı tanımıyor bana. Yani şöyle, yani savaş dolu abi. Bir an oraya Galatasaray seçim olduğu için iki takımda. Abi, haksız mıyım Serdar? Beşiktaş'ta sürekli seçim zamanında ortaya çıkıyorsunuz. Galatasaray 5 yıldır 6 yıldır ekonomik anlamda zorluk çekiyor, sıkıntı çekiyor. Niye herhangi bir branşına sponsor olmak bu kadar mı zor? Ya bu kadar eğer önemli iş adamlarıysanız seçimi mi beklemeniz lazım? Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim Savaş. Bir reklam şirketi olan, haklı ilişkiler ve reklam şirketi olan arkadaşımla zamanında sohbet ediyorduk böyle. Dedi ki bana, bu dedi kulüplerdeki başkanlık yarışında dedi, o kadar çok haberler çıkıyor ki o adaylarla ilgili. Televizyon, radyo, internet, sosyal medya, gazete, iletişim çağında bu ne araç varsa hepsinde çıkıyor. Ben diyor bir ara diyor, bunun bir araştırmasını yaptım. Diyelim seçim yokken bu şahısların ismini bu kadar çıkartabilmek için para verseler, ilan parası gibi. Minimum dedi bak. Ortalama dedi pardon. 500 bin dolar vermesi lazım. 500 bin dolar harcaması lazım ki. Ancak o reklam yapabilsin. O reklam ancak olsun. Bu arada o adaylar reklam yapıyor anlamında söylemiyorum. Aday olmanın ve aday olmanın nedeniyle basında isminin çıkmanın maddi karşılığını bana bu işin uzmanı bir arkadaşım söyledi. Doğru ama haklı. Çünkü doğru. O nedenle arkadaşlar hakikaten varsa proje yönetebiliriz, evet, seçilebileceğinize inanıyorsanız, sırf tüzük bana bu demokratik hakkı tanımış, ben bunu elbette kullanırım diyerek girdiğiniz bu yarışın içerisinde, hangi kulüp olursa olsun, 3 İstanbul takımından bahsediyorum, Trabzonspor'da dahil, 500 bin dolar demek. Bunu bilin. Tüzük böyle bir şey kabul etmez. 500 bin dolar ver, aday ol, kabul etmez tabii. Bu demokrasi hukuka aykırı. Ama bunu da bil. Hani belki gönlünden kopar. Ya ben aday oldum kazanamadım ama para versen bu kadar en çok azından. Doğru bir tespit. Net söylüyorum bakın, kulübünüzü eğer çok seviyorsanız, yok arkadaş ben bu parayı veremem de diyorsanız girmeyin. Kendilerini seviyorlar, tamam. Reklamı seviyorlar. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Tek tek bunları defalarca söyledim. Ama niye aday oldu da diyemem. Niye oldu? Yüzümüzü ayı toplayıp veriyor. Galatasaray'da bundan önceki seçimde her seçimde ortaya çıkan mesela söyleyeceğim çünkü çok ciddi şekilde bir insan nedir? Savaş Çorlu Galatasaray Başkanı aday olayım dersin, kısa bir açıklama yaparsın değil mi? Galatasaray Başkanı aday alıyor, altına bir bakıyorsun ki böyle A4 kağıdında 3 tane. Şu işi yapıyorum, bu işi yapıyorum, Türkiye'nin önemli firmasındayım vesaireyim falan filan. Seçime giriyor, 45 kişilik şeyler 110 oy alıyor. Ama bir ay boyunca hiç ortada seçim dışında Galatasaray'a delikli kuruşu yok ya, isim de veriyorum Ali Fatinoğlu, Türkiye'nin önemli iş adayım diyorsun. Galatasaray'a en ufak bir reklam, en ufak bir katkın yok. Varsa gel buradan özür dileyeceğim senden. Seçim zamanı bir ay senin söylediğin rakamlarla o reklam yapamazsın. Türkiye'nin en önemli iş adayım, en önemli sanayicisiyim. Galatasaray'da başkan adayı olarak çıkıyorsun. Galatasaray'a ne verdin? Savaş, hiçbir şey. Böyle dersen yanlış oluyor. Benim gibi dersen doğru oluyor. Ben yanlış değil, böyle söylüyorum. Az bile söylerim abi. Çünkü neden? Adamın demokratik hakkı, ona bir şey diyemeyiz. Ama benim dediğim şekilden gelirsen o zaman düşünür, o zaman Galatasaray'ı seviyoruz demeyeceksin. Sen şirketini seviyorsun. Abi. Şirketini seviyorsun. Galatasaray'ı sevmiyorsun. Galatasaray ben başkan adayım diyorsun. Diyorum ya 3 cümle. Başkan adaylığını tanıtıyorsun. Alt tarafında 3 tane şirketini anlatıyorsun. Şimdi, ama Galatasaray'a gelince bir şey yok. Mesut Urgancılar mevcut yönetimdeki Mesut Bey bir dahaki yönetimde yer almayacağını sosyal medya Twitter hesabında resmi hesabından paylaştı. Okuyorum. Satır aralarında mesajlar var anlayana. Yani kimileri kendi ekonomik ve PR anladığım kadarıyla gelişimi için Savaş'ın dediğine geliyor. Tabii orada isim vermiyor ama anlayan anlıyor. Doğru okursan onu anlayabiliyorsun. Var mı? Var. Maalesef var. Ama bu yeni kanunla zaten kulüpleri artık var, evet. Öyle çok istekli yönetici falan bulamazsın ama iyi ki oldu. Bu sefer kimler gelecek yeni kanunla?
Ben bunu Mesut Bey için söylemiyorum. Yani Kaan'ın çıktı, bıraktı, gitti demiyorum. Mesut Bey bu kulüpte Fikret Orman döneminde yönetime girdiğinde hakikaten para yoktu. Feda dönemi. Doğru. Kasa bomboş. Yani zor dönemde girdi, onu söyleyeyim bir kere. Fakat bundan sonraki süreçte herhalde biraz gerçekten de aşık olan, kulüplere aşık olan... hani gönül vermiş dediğimiz gönül değil mi? Biraz daha romantik. Daha idealist, daha romantik durumuna... kişiler gelecek diye düşünüyorum ben bundan sonraki süreçte. O kanunla eğer ileride değişmez ise... Biz oraları da değiştiririz abi. Oraları da yumuşatırız. Yok, ben değişeceğini zannetmiyorum. Peki şunu da sorayım. Şimdi tabii gidecek kalacak oyuncular da çok konuşuluyor. Yine bir başkanlık seçim süreci var tabii ki. Bunları konuşmak çok kolay değil ama en azından şey var. Başkan Bey için... En azından teknik direktörü Bey. Sayın belli Ahmet. Ama şu var. Gidecek oyuncular zaten kontratları bittiği için... Bu programları yapmak giderek zorlaşıyor. Bak, kontratları bittiği için sıkıntıları yok. Beşiktaş bu konuda şu an Türkiye'deki en şanslı kulüp. Mayışlar, mayışlar bitti gitti. Aldı parayı. Sonunda o yükten... Piyaniç, Batshuayi kiralık. Efendime söyleyeyim, Oğuzhanlar, Gökhan Töreler, Mehmet Topallar falan bitti. 2 milyon, 3 milyon euro artık bu takımda bir ya da iki kişiye verirsin. Artık öyle 3 milyon, 4 milyon eurolar, 5 milyon eurolar falan hayal. Hayal yani. Var isteyenler. Kimse yıldır... Şöyle isteyen olur. Futbolunda. Beşiktaş'a kimse istemiyor, Allah var. Onlar da biliyor. Oyuncular da kasada işte. Para yok. Şu anda Fegüli tekrar sözleşme imzam. Bir daha 4,5 milyon euro. Sen Canini'ye 3 milyon euro verir misin yıllık? Pardon, Bakayeme'ye. Vermem. Ben de vermem. Ya 2,5 milyon euroya falan denk geliyor dediler. Hadi 3 diyelim. Öyle deme. Nasıl oluyor bu işler biliyor musun? Yok, bonuslarla falan. Bir de bonservisiz geldi. Evet. Tamam, bonservis geldi. Güzel abi. Bana yıllık ne verdin? Böl 3'e ortalama 4 çıkıyor. Abi ya bak, nasıl bedava aldın? Şimdi bak, burada da öyle bir şey var. Belki de dediğin doğru ama Trabzonspor şu hataya düşmesin. Trabzonspor yönetimi. Gezal, Beşiktaş şampiyon oldu. Gezal'ın önemli bir payı var. Menajeri taraftar baskısını kullanarak Gezal'ın parasını bir tık yukarı çıkardı. Şampiyonluk bir de orada tabii Galatasaray'la bir yarış çıkardı. Vardı sanki. Galatasaray'da menajer gitti Galatasaray'a. Çıkardı mı çıkardı. Sonra ne oldu? Larin'in menajeri dedi ki bir dakika. Ben dedi Gezal'ın istediği parayı istiyorum. Benim dedi Larin'im dedi. Arka direkt Larin dedi. Geldi golleri attı dedi. Onun da şampiyonluk payı var. Wakayeme'nin belki de Marek Hamşik'in aldığı paraya bakması gibi bir şey bu. Verdiler, onu da kabul etmiyor. Tabii o yüzden yani. Ben Sayın Ağaoğlu'nun yerinde olsam derim ki ben Beşiktaş'ın düştüğü hataya düşmem. Bir de yaş ben bunu kaç yapmam. Bakeme 36 mı 37 mi oldu? 33. 33 yaşında. Bakeme. Şimdi bak senin söylediğin olay o kadar doğru ki. 32'de. 33. Laiç'in mesela Sergen Hoca orada dedi ki. Demek istediğimi anlatabildim herhalde değil mi? Sergen Hoca önümüzde bir Laiç örneği var dedi. Söyledi orada Gezal Savaş olayında. Savaş bir şey söyleyeyim sana. 3 milyon euro mu ortalaması? İmza para falan, bonuslar her şeydi. 3 i̇mza parası euro. Ne ya? Oyuncu imza parası vermem ya. Tamam o ayrı nokta. Tamam evet. 3 milyon euro değil mi? Ben 3 milyon euroya 3 senelik kontrat 9 milyon euro. 9'a 10 tane Wakayeme bulurum. Genç Wakayeme. Hemen reklama gitmemiz lazım. Ardından devam edeceğiz. Yeniden merhaba değerli izleyenler. Spor gündeminin son saat dilimindeyiz. Yine buraya da dev finalle ilgili detaylarla başlayacağız tabii ki. Bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda bir kazanan bir şampiyon çıkacak. Ya Kayseri Spor ya Sivas Spor saatler 20.45'i gösterdiğinde Ziraat Türkiye Kupası finalinde o kupayı kaldırmak için mücadele edecekler. Yine takım kamplarına gidelim. Programımızın hemen başında Kayseri Spor'u Emre Kaplan takip ediyor. Sivas Spor'u ise Ahmet Selim Kul. Emre'ye bırakalım sözü. Sinem teşekkürler. Kayseri Spor kampından biz de bir kez daha mutlu günler, yayınlar dileyelim artık. Kampta, otelde son hazırlıklar tamamlanıyor. Birazdan Hikmet Hoca oyuncularıyla son konuşmasını gerçekleştirecek. En azından buradaki kamptaki son konuşması ve son talimatları öğrencilerine aktaracak. Sonrasında soyunma odasında belki maç öncesi başka bir konuşma gerçekleşebilir. Ama en azından taktiksel anlamdaki tüm hazırlıklar burada tamamlanmış olacak. Dün buraya gelmişti Kayseri Spor. Dünden bu yana kamptalar. Tarihinin ikinci Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek istiyor Sarı Kırmızılar. Ve bu sezon gerçekten çok zorlu bir yolculuğun ardından final yolunu araladılar.
Önce Fenerbahçe, ardından Beşiktaş, sonrasındaysa şampiyon Trabzonspor'u iki maç sonunda, ki gerçekten nefes kesen mücadelelerdi hepsi. Hepsinin ayrı hikayeleri, geri dönüşleri, son dakikalarda gelen golleri ve birçok hikayeyi içinde barındıran maçlar neticesinde Kayserispor finale adını yazdırdı. Anadolu derbisinde Sivasspor'a rakip oldu. Kayserispor'da Mensah dışında eksik yok bu tarihi final mücadelesi öncesinde. Hikmet Karaman ideal kadrosunu sahaya sürebilecek ki aslında sezonun son haftasında da Sivasspor karşısındaydı Kayserispor. Bir anlamda bu maçın provası gerçekleşti ve bu maçla ilgili artık tüm hazırlıklarında tamamlandığını söyleyelim. Hemen Kayserispor'un muhtemel 11'inden bahsedelim. Nasıl bir kadroyla sarı kırmızılılar bugün bu tarihi finalde sahada olacaklar. Kalede Lung forma giyecek. Savunmanın sağında Onur, stoperde Hüseyin'i ve Atamas, soldaysa Lionel Carol forma giyecekler. Orta sahanın merkezinde İbrahim'le birlikte Kemen biraz daha defansif pozisyonları üstlenecek. İleriye baktığımızda merkezde Bertolacci, sağda Ramazan, solda Tiyan ve ileride ise Mustafa 11 ile Kayserispor'un bugün sahada olmasını bekliyoruz. Yavaş yavaş takım otobüsüne malzemeler yüklenmeye başlandı. Saat 18.30-18.45 sularında buradan stadyuma doğru hareket edecek Kayserispor kafilesi. Yaklaşık 10-15 dakikalık bir yolculuk. Stada oldukça yakın bir otelde gerçekleşiyor kamp ve artık son hazırlıklar saha içerisinde Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek. Biz de buradan yansıyanları, birazdan takımın çıkışı esnasındaki canlı görüntüleri aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü buradan sana bırakalım Sinem. Emre Kaplan'a teşekkür edelim. Kolay gelsin diyelim ve Sivasspor cephesinde neler yaşanıyor? Ahmet Selim Kula soralım. Sinem Ökten teşekkürler. Sivasspor'un, Demir Grup Sivasspor'un kamp yaptığı otelin hemen önündeyiz. Buradaki hareketlilik yavaş yavaş artıyor. Saat 18.30'da takım buradan Atatürk Olimpiyat Stadı'na geçecek. Sivasspor'lu taraftarlar da aslında gün içinde de etrafta dolaşıyorlardı. Buradan geçerken kornalara basıyorlardı ama yavaş yavaş burada da toplanmaya başladılar. Arkamda da görüyorsunuz, buradaki sayı her geçen saat artıyor. Artık bekleyiş heyecanını bıraktı yerini tam anlamıyla diyebiliriz. Sivasspor'lu oyuncular da sabah kahvaltısının ardından dinlendiler. Kısa bir süre sonra maç toplantısı başlayacak ve dediğimiz gibi 18.30'da da otelden hareket edecek kırmızı beyazlı kafile Rıza Çalınbay'ın önderliğinde, ki Sivasspor da buraya gelene kadar önemli rakipleri eledi. Ankara Gücü ve Bandırma, Süper Lig'e yükselen Ankara Gücü ve şu anda yükselme mücadelesi veren Bandırma Spor'u elerek bu yola çıktılar. Ardından ligin güçlü ekiplerinden Fatih Karagümrük, son olarak da Aytemiz Alan Alanyaspor'u eleyerek finale geldi ve Sivasspor'un tarihinde şu ana kadar bir final yoktu. Büyük bir başarıya imza atıldı ama bu demek oluyor ki henüz bir kupa da yok. O kupayı da kazanıp Sivas'ı adeta bayram yerine çevirmek istiyor Sivasspor'lu futbolcular. Eksiklerden bahsedelim. Sadece Leke James forma giyemeyecek bu maçta sakatlığı sebebiyle. Bunun dışında eksiği bulunmuyor Sivasspor'un. Tabii ki son olarak Rıza Çalınbay'ın muhtemel 11'inden de bahsetmek istiyorum size. Kalede Ali Şaşal forma giyecek. Defans hattında dörtlü bir diziliş. Sağda Ahmet Oğuz, solda Uğur Çiftçi, stoperde Apindangoye, Caner ikilisi. Orta sahada bir üçlü: Hakan Arslan, Ulve Stad ve Faysal Facir. Hücum hattında ise sağ tarafta Erdoğan, sol tarafta Max Gradel ve ileri uçta da Rıza Çalınbay'ın Yatabare'ye şans vermesini beklediğimizi ifade edelim, tekrar edelim. Buradaki hareketlilik, buradaki coşku yavaş yavaş artıyor ve kameraman arkadaşım Ege Ural da size çok kısa olarak Sivasspor'lu taraftarları göstersin. Burada artık çıkış olduğunda bir uğurlama bekliyoruz. Bir uğurlama bekliyoruz ve biz de bu görüntüleri canlı olarak aktaracağımızı ifade edelim. Sözü buradan şimdilik tekrar stüdyoya bırakalım Sinem Ökten. Ahmet Selim Kula da teşekkür edelim. Tabii ki dakikalar, saatler geçtikçe, dev finale biraz daha yaklaştıkça o seyirci atmosferini de hissetmeye başlıyoruz. Hala tabii ki maçın oynanmasına zaman var. Saat 20.45'te başlayacak maç ama yavaş yavaş taraftarlar artık formalarıyla çıkmaya başlamışlar sanki. Vallahi sonra kalırlarsa geç kalırlar, trafiğe takılırlar, evet. Yani. Yavaş yavaş değil, bence biraz ellerini sıkı tutması lazım. O 5'ten sonra trafik tamamen başlar. Gerçi metrobüs onlar da var. Mesela şimdi metro artık büyük avantaj Olimpiyat adına. O avantajı kullanmak isteyecekler olacaklar ama arabalarıyla gitmek trafik saatinde denk gelirse sıkıntı yaşarlar. %100. Bir de Aykut'un da dediği gibi, yani hava günlük güneşlik.
Tabii sabahtan akşama kadar ceket tutmak çok kolay değil. Ama olabilir. Olimpiyat stadının havası. Güneş batınca olimpiyat stadının olduğu bölge başka bir coğrafya oluyor. Aykut çok doğru bir yerde yaklaşım yaptı. Sanki bizi duydu böyle ya gömlek o kadar sıcak mı falan derken. O da sanki bize cevap verir gibi nazire yaptı. En azından gelenler, izleyenler diyecek ki ya işte bak gömlek kravatla duruyorlar. Biz de bir tişörtle gidelim diyecekler. Tabii. Orayı bilmiyorum çünkü Beşiktaş Galatasaray taraftarlar bilir. Ama Sivas Sporlu, Kayseri Sporlu taraftarlar, şehir dışından gelecek olanlar... Onlar ama diye... soğuğa biraz daha alışkınlar değil mi? Orada yani tabii. Özellikle Sivas'tan ve Kayseri'den Sivas gelecek ve Kayseri'den taraftarlar. Gelecek olanlar hani soğuğa alışkın. İstanbul'dakiler için demiyorum ama. Buradakilerden de yolu her tır oradan geçmişlik vardır. Basın tribünleri. Savaş sen de hiç üşümüyordun yayınlarda. Yani... ben buz kümüne dönüşüyorum artık yayının sonuna doğru. Ceketle yapmıştık hatırlıyor musun? Yayınlarında. Hangi stat? Yalnız onda ikimiz de hasta olduk. İkimiz de hasta olduk. Hangi stat? Şeyde yapmıştık. Aslantepe. Aynen Aslantepe'de yaptık o şeyin, ama o tepede, şey... Hakikaten tepede yani tam o metro AŞ'nin üstünde böyle. Bir hafta basın sonra tribününde çok oldu. Güzel böyle karkış hikayeler vardır. Ben yani bir abinin evden fön makinesi getirdiğini gördüm. Altta priz var takıyordu. Bizde ne var biliyor musun? Bir güneş, bir su. Yemin ediyorum gördüm ya. Hatırlıyorum onu. O da güzel. İsim da... verme sakın eğer satılıyorsa. Yok hatırlıyorum ben de hatırlıyorum. Yengenin fön makinesi alıp gelmişti. Güzel. Çareler tükenmez. Ya bu maçlarda bu tip şeyler oluyor tabii. Sıcak, soğuk. Şimdi yazın geliyor sıcağı var. Kışın yağmuru, çamuru, kışı ama sen yaptığımız yayınlar hakikaten efsane diye. Bir kar yağıyor bir bakıyorsun güneş açıyor böyle. Evet. Altta bir bakmışsın ayaklar vıcık vıcık böyle orada. Ama tabii şunu söylemek lazım. Yani 20.45'te biraz daha serinlemiş olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın bulunduğu yerde birkaç derece daha serin hissediliyor. Zaten bir de stadın da böyle bir o yerden gelen, çimlerden tabii. gelen bir soğuk hava oluyor. Her stad biraz daha serin oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'na... O yüzden gideceklere birazcık üstünüze ince bir evet. ceket alın diyelim. Uyaralım Atatürk Olimpiyat Stadı'na gidenler yani fön makinesi getirmeyi fayda etmiyor orada. Varsa katalitik. Belli bir saatten sonra. Evet yani anda, bugün 20. Bu arada bugün de İstanbul'un en sıcak günlerinden biri yani. Hani tam doğru, artık yaza erken. Geçişi hissediyoruz. 27-28 derece gerçekten şu, sıcak şu ama. Şu anda Serdar'ın anlattığı kişi bizi izliyorsa. Ya, aman Serdar yapma falan diyordu şimdi. Aman Serdar diyordu. Ama eskiden öyleydi. Şimdi statlar iyi. Benim anlattığım ne zaman? Bu arada zaman? Olimpiyat stadında da onunla ilgili çalışma yapıldı. Yani tribünler hala evet rüzgarlı ve serin ama... Saha zemini işte o etrafa böyle etrafı kapatıldığı için orada özel bir çalışma yapıldı. Nispeten oradaki o aşırı soğuk ve rüzgar biraz daha kesildi. Şey oldu şimdi bir de etrafta yerleşim alanları da arttı. Tam dibinde değil de o bir zamanlar Olimpiyat Stadı'nın etrafındaki 10 kilometre çapındaki yerlerde ev falan yoktu. Siz oraya denk geldiniz o dönemi Galatasaray denk gelmişti. Galatasaray medyası denk gelmişti. Kurt falan oluyordu ya sizin geçen, başlarda. Tabii canım televizyonlar o zaman geçen Kurt. Yayındayken Karagümrük'ün Viviano'yla sözleşme yenilediğini getirdik ekrana son dakika. Nasıl aklım, üşüdü? Olimpiyat stadyumunu hatırlasanız da bu sene yine kupadaydı Viviano. Madde koydurmuştur. Olimpiyat stadyumundaki gündüz maçında oynamam. Şubat ayında. Yani oranın soğuğu soğuk. Yaz da olsa kış da olsa biraz temkinli gitmek lazım. Bazı maçlar vardır. Soğuğu yani sıcağı da soğuğu da hissedilmez. Bu maç öyle bir maç. Ama buraya evet. gelene kadar şimdi hem sıcaklar, oraya gelelim. Hem sıcaklar hem soğuklar. Şu anda gelen hiç kimseye fayda etmez. Futbolcusuna, teknik adamına. Zaten iklimi yüksek yerden geliyor. Hem Rıza Hoca hem Hikmet Hoca, doğru. futbolcular. Bunlar alışkın. Taraftar tabii. da alışkındır. İstanbul'un çünkü sıcağı, soğuğu, dört mevsimi. Kayseri, Sivas. O yüzden de doğru bugün bu hava, zemin çok güzel. Havanın soğukluğu. Sıcaktan soğuğa geçmesi kimseyi şu anda düşündürmüyor. Herkes saat bekliyor maç saatini. Hakemin başlama düdüğü gelsin. Bu maçı izleyelim. Hakem kim bu arada? Hakem hiç konuşmadık bak. Ne güzel. Halil Umut Meler. Yanılmıyorsam. Evet, bir kez daha bakayım. Halil Umut Meler ama. Yine hiç de kontrol ama. Edeyim ben bazen Mehmet unutuyoruz. Lig bitti ya hakem konuşmuyoruz. Mehmet Emin'in kulakları çınlasın. Evet doğru hatırladım. Mehmet Emin Uluç'un kulakları çınlasın. Bu maç dedi çok güzel final ama dedi final yakışmayan bir hakem dedi. Ama Erman Hoca yılın hakemi diyor. Evet. Sezonun hakemi diyor. Ya ben şimdi Mehmet Emin benim kardeşim ama hakem konusunda Erman Hoca'yı dinledim. Mehmet Emin'e bir şey beğendirmek zordur. Zor değil mi? Hakikaten zordur. Zor adam. ama ne var şöyle bir şey var. En azından içi dışı bir. Şu programda bir sallamadım Mehmet Emin kalmıştı zaten. Ona da salladı. Yani Galatasaray başkan adaylarına Beşiktaş'ı başkan. Mehmet Emin'i orada otururken de biliyorsun. Peki şimdi Fenerbahçe'yle devam edelim.
Fenerbahçe'de de tabii teknik direktör konusu gündemde. Artık %90-95 oranında anlaşıldığı konuştu. Sen Fenerbahçe'ye geçmedi. Beşiktaş'a geç tuttum orada. Araya reklam girdi. Bağlantılarımız girdi. Burada evet Serdar listeler daha teslim edildi. Serdar daha iyi bilir. Listeler teslim edildi. Listelerde büyük ihtimalle sürpriz yok. Belirlenen isimler, okuduğumuz isimlerdi. Fakat başkan adayı Ahmet Nur Çebi'nin rakibi Fuat Bey değil mi? Fuat Çimen. Dün Demet Gedik'le yaptığı röportaj çok hoşuma gitti. Güzel bir röportajdı. Yani böyle karşılıklı soru cevap izlerken. Fakat orada böyle bir özgüven. Ahmet Nur Çebi de bana oy verecek demesi. Sayın Ahmet Nur Çebi de herhalde çok şaşkınlıkla karşılamıştır. Ya aslında söyleyecek çok şey var ama. Gerçekten ya şimdi mizah katması güzel. Projelerine çok güvenmesi güzel. Onu da herhalde böyle bir başlıkla oturturdu. Bu da güzel. Projeler üzerinden giderek zaten. Bizim projelerimiz dinledikten sonra Sayın Ahmet Nur Çebi de bize oy verecektir dedi. Bir PR çalışması yapsan bu röportajdan neyi ön plana çıkarır dersen bu kadar güzel ön plana çıkacak bir söz alamaz yani. Şimdi Ahmet Nur Çebi diyor değil mi Fuat Bey? İsim olarak. Şimdi Ahmet Bey'in bence ben kötü niyetli olduğunu söylemiyorum da isim vermedi. Diğer arkadaş dedi. Daha öncekinde de diğer arkadaş deyince Fuat Çimen dedi ki benim adım diğer arkadaş değil. Adım Fuat Çimen diye sitem etti. Şimdi onu söylemek lazımdı. Yani başkan işte ismi söylenmeyince hani ciddiye alınmadığı konusunda sitem ediyor. Haklı orada. Bence de tabii kötü niyet olmadığını biliyorum. Ama diğer arkadaş yerine Fuat Çimen dese daha düzgün olur. Bu tip seçimlerde o tepki oyları vardır ya mesela. Evet. En büyük şansı tepki oyları. Evet. Bir önceki seçimdeki beyefendi Hürser Tekinoktay. O da mesela yani o tepki oylarını aldı. Şu anda gelse mesela o aldığı oyumu saygı duyuyorum. Çok ciddi oy aldı. Ama o tepki oyları her zaman böyle artı olur. Yani bir kez daha orada kötü niyet yok da bunun üzerinden yorum yapan, siyaset yapan çıkar mutlaka. Yok yok ben son derece başarılı bir röportaj buldum ya. Açıklamaları tabii. Falan baktığı zaman böyle şovmenimsi değil. Daha çok böyle. Yok ben Ahmet Durçev'in diğer arkadaş demesini söyledim. Yani kötü niyeti yok ama onun üzerinden siyaset yapılır. İşte başkanlık yaşlarında bunlar olabiliyor ya. Mesela orada kötü bir söz değil. Diğer arkadaş. Belki de orada Fuat Bey yarın bir gün daha farklı bir kelime kullanacak. Seçim sürecinde çünkü şurada 2-3 günlük bir süre, bugün de Perşembe, 3 günlük süre var. Sandıkta Azur'un genel kurulu gerekli cevabı verirler iki başkanlar. Fenerbahçe'de ne var? Seçim Fenerbahçe'de var mı? Teknik direktör seçimi var. Orada da başka bir orası seçmiş ama bence. Jorge Jesus artık gelmesi an meselesi gibi anlıyoruz. Anlamıyoruz daha doğrusu. Ahmet Selim Kuhn'un istihbaratı buydu. Bu hafta başındaki programla artık %90-95 oranında anlaşıldı şeklinde bir istihbarat paylaştı Ahmet Selim Kuhn. Tabii orada da bu hafta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un işte katıldığı program ve oradaki açıklamaları çok konuşulmuştu. Pazartesi açıklamayı düşünüyoruz dedi teknik direktörü Serdar. Pazartesini Jesus açıklarlar. Ama halen orada bir İsmail Hoca'nın ismi konuşuldu. İki aday var dedi. Ya Jorge Jesus olacak ya İsmail Kartal olacak. Ortada ıslak imza olmadığı bir gerçek. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Ya Jorge Jesus ya da İsmail Kartal. İkisi birden neden olmasın? Bak İsmail Hoca ben ikinci adam olmayacağım dedi. Jesus kabul eder mi ikinci adamla? İsmail Hoca'nın yanında. Jesus İsmail Hoca'yı kabul eder çünkü Türk bir tane hoca Jesus lazım. Jesus kabul eder mi? Jesus ikinci adamı mümkün değil kabul eder. Tamam o da kabul etmez. Çünkü ikisi teknik direktör. Abi tamam da. Ben orada İsmail Hoca'yı hatırlıyorum. Ben şu anda Jesus'la yapılan sözleşmenin bir yıl olacağını duyduktan sonra her şey olabilir diyorum. Ben de asla kabul etmez diyorum. Ama bu sözleşme bir yılsa ve Brezilya'ya gidecekse buradan. İsmail Hoca da bu takımı tanıyorsa Jesus'un da gelir gelmez bu kurul düzeni bozmak gibi bir düşüncesi olacağını zannetmiyorum ama takımı da bilen birilerinin olması lazım yanında. Beklenti büyük. Jorge Jesus. Gerçekten de eğer bir yıllık ve Brezilya milli takımına gidiyorsa bana göre bir yıllık sözleşme çok tehlikeli bir sözleşme yani. Yanına İsmail Kartal gibi bir teknik adamın olması lazım. İkinci adam sezon sonuna kadar kabul ederim. Şu anda İsmail Hoca Fenerbahçe'yi bıraktı. Değil mi? Diyelim ki bitti sözleşme. Yani bitti aslında. Evet. Yeni bir sözleşme yok. Yardımcı ikinci adam ya da teknik adam. İsmail Hoca'nın şu anda kimler boşta ya? Fatih Terim, Şenol Güneş, Ersun Yanal, Aykut Kocaman, Sergen Hoca. Şampiyon takım. Şu anda 5 tane saydım. Şampiyon teknik adamlar son 10 yılda. İsmail Hoca'nın bundan sonra yapabileceği bir şey var mı diye bakarsan bekleyecek yani. Şu anda bütün takımların oyası belli. Ya niye beklesin? Gider başka bir takımı çalıştırır. Nasıl? Nereye mesela? Ne bileyim. Yurt dışına. Yurt dışı da olur. Yurt içindeki takımlar bir aşağı bir yukarı belli. Planlamaları belli tamam, yani teklif gelse kabul etmez mi? Teklif nereden gelecek onu söylüyorum yani. Diyelim Sivas'tan geldi. Veya Hatay'dan geldi. Hatay'ın hocası şu ya anda. Ya da Kayseri'den geldi. Belli olmaz Hikmet Hoca aldı kupayı bıraktı gitti. Ama başka teknik adamlar da var.
Yani sonuçta İsmail Hoca buraya gelmeden önce de en son yani Konya'dan İsmail Hoca Fenerbahçe'den sonra takım çalıştıramaz mı? Çalıştırmaz mı? Ya yani şu anda takım bulmak kolay değil. Rıza Hoca buradan şimdi gittiği zaman... Yani sen diyorsun İsmail Hoca yardımcı antrenörü kabul et, dışarıda iş yok. Bunu bırakma mı diyorsun? İsmail Hoca'yı normal şartlarda Ali Koç ikna edebilir. Bir sene sonra Jesus'la bir senelik yaptık. Sen bu takımda şu anda çok iyi işler yaptın. Hocam Jesus'la beraber devam edelim. Etmez. Çünkü söyledi etmeyeceğini. Ama Jesus'la zaten geri dönmez. Ekibiyle adam bir ekibiyle gelecek. Yani. Ama bir tane... Bir de 7-10 milyon euro gibi bir de bütçeden bahsediliyor. Bir tane ne getirirseniz getirin. Ben hep yerli bir teknik adamın olması kanaatindeyim takımlarda. Ama bak Valerian İsmail'e teklif ettiğine kabul etmedi. İstemiyorum dedi. Ben dedi kendi ekibinden birini getireceğim dedi. Valerian İsmail'i göndermek ne kadar? Ben bak ne diyeceğim? Jesus'u göndermek ne hayır, kadar? Hayır Jesus olayı değil. Ben yönetimlerin işte falanca hocanın yanına bir tane yerli hoca sokayım şeyine karşıyım. Ama falanca hoca Şenol Güneş'se onun yanına yerli sokarım. Çünkü neden? Adam bir okul. Teknik direktörün Serdar. Okulu. Ha, sen Tamer Tuna. Teknik direktör yetiştirmek anlamında, gibi düşünüyorsun. Tamer Tuna'yı o yüzden koydun. Ama ligi bilen biri gittim, Jesus, olsun gibi tabii, değil yani. Jesus getirdim yanına camiadan birini koydum. Şimdi ben Jesus'um derim ki bu adam camiadan biri başkanın kulağı. Ben öyle derim. Ama, o yüzden karşıyım. Yabancı hocanın yanında olmaz. Şu anda Torrent'in bu sürede yanında bir yerli adam olmaması mesela bana göre eksi yazar. Yani ya ben onu kabul lazım. Etmeyen hocaya saygı duyarım bu arada. Şey var işte İspanyol soktu öyle. Neydi adı? Nereye? Torrent'in yanına. Riera. Evet ha, Riera. Ama işte Riera da Galatasaray'ı ne kadar tam biliyor? Yerli değil. Tam yerli değil. Ne kadar yani Galatasaray'ı biliyor. Tamam oynadı. 3 sene işler yaptı gitti. O da mesela baktığın zaman çok iyi bir insan ama asosyal. Yani orada kim olabilir? Atıyorum Tugay Kerim olabilir, Ayhan Akman olabilir. Daha önce nasıl Ayhan Akman çeşitli hocalarla çalıştı? Ya Beşiktaş'ta da bunu kabul etmedi Valerian Hoca. Jesus'un da kabul edeceğini zannetmiyorum. İsmail Hoca'nın da ikinci antrenörlük durumunu kabul et zannetmiyorum. Senin arada, dediğin gibi pazartesi günü Jesus'u açıklarlar. Bence İsmail Hoca da kendine yeni bir yol haritası çizer. Bu arada hani İsmail Hoca'nın tabii bu 14-15 maçlık serüveninde Fenerbahçe'de o mücadelelerde gösterdiği performansla belki hani bu takım değiştirecek, teknik direktör değiştirecek Süper Lig'de takımlarda biraz daha sanki tercih edilebilir bir noktada olabilir. Çünkü İsmail Hoca'nın geldiği dönemi zaman zaman unutuyoruz yani. Fenerbahçe çok zor durumdaydı. Tribünde yönetime çok büyük tepki vardı. Hemen her maç sonunda. Çok sakat oyuncu vardı. Yani o zor denklem içerisinden sonuçta tek hedef ikincilikte ikinciliği almayı başardı. Sadece ikincilikte ama bak senin ama o dönem öyleydi. Senin söylediklerin ya, o kalmıştı yani, çok daha önemli. Yoktu. Ha tabii. O şey birincisi yönetim hakikaten yani çok yanlış anlaşılmasın ama üzerindeki eleştiri oklarını tek başına aldı İsmail Hoca. Ve İsmail Hoca'nın talebeleri diyelim. Yani takımda çok büyük özveride bulunan oyuncular da var çünkü. Ama burada İsmail Hoca'nın önünü açan da bir yönetim vardı. Mesut Özil, Ozan Tufan olayı. Sadece şimdi teknik bir karar değil. Şimdi de oraya da gelecektim yani. Sadece İsmail Hoca'nın tek başına karar vermiş mümkün olabilir değil. Alamaz. Teknik bir karar tek değil. Tek başına alamaz. O karar teknik alamaz. Teknik ve idari kararın bu kadar güzel bir birleşim olamaz herhalde. Yönetim de önünü açtı onu. Futbol takımı da o radikal karardan sonra toparlanması. Toparlandı. Bakın oraya kadar Fenerbahçe'nin Ziraat İlk Ekbası maçında son maçta son dakikada yenilen Kayseri maçında gol var. Prag'dan yenilen farklı maç var. Bir Sivas Spor maçı var. Yine. Yani bunların hepsini o dediğin dönemde İsmail Kartal'a da tepki vardı. Futbolculara da vardı. Zaman zaman Mesut Özil yuhlanıyordu. Ozan yuhlanıyordu. Ya takımda yuhlanmayan oyuncu Mert Hakan yuhlandı keza aynı şekilde. Ya, tribünlerin tepkisini alan bir Fenerbahçe vardı. İsmail Hoca'da da vardı. Vardı. Ne zaman özellikle ki... Kupa ve Avrupa. Evet, Kupa ve Avrupa. Yani hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Avrupa. Hani ben tek hedef derken lig için söylemiştim. Oradan sonra bir rahatlama oldu. Mesut Özil'i 45. dakikada oyundan aldı. İkinci 45'te oyundan alan bir hoca görmedim ben bu zamana kadar. Hep 60'lar, 70'ler ya sonradan oyuna attığı zaman. O dönüm alınca oldu. Tepki gösterildi falan. Tabii zaten. Ki. O dönüm oldu. Yani. Oradan sonra toparladı. Trabzonspor'un bu şampiyonluğunda da mesela baktığın zaman ta ki geçmişe bakalım. Ünal Hoca'nın Malatya'daki 5-0'luk maçtan sonra Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz gibi oyuncuları kadro dışı bırakmak kolay bir şey miydi? Bir de orada en başladı. İyi zamanındaydı yani. Ya o. Onur Recep Kıvrak'a laf söylemek Trabzon'da seni döverlerdi yani. O kadar çok severlerdi Onur Recep Kıvrak'a. Ben Trabzonsporlu arkadaşlarıma ya bu böyle dediğim zaman bir baktım üzerime yürüyenler bile vardı. Yapma doğru. Onur Recep Kıvrak bu Trabzon'un her şeyi diye. Tabii ki her şey. Çok büyük hizmetleri olmuştur. Burak Yılmaz en iyi döneminde kadro dışı kaldı.
Ama oradan sonra Trabzonspor altyapıdan oyuncular çıktı. Takım daha da bir kenetlendi. Şimdi Fenerbahçe'de de burada Mesut Özil. Ben çok merak ediyorum. Başkan yine orada Mesut Özil'in geleceğiyle ilgili çok net ifadeler kullanmadı ama Jorge Jesus Mesut Özil'le ben çalışacağım derse ne olacak? Şimdi onu soracağım. Yani tabii şimdi lig bittiği için gündem biraz daha aynı takımlarda. Dolayısıyla bunu birkaç gündür konuşuyoruz. Ama Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da bazı açıklamalar yapmasıyla yine gündeme geldi. Mesut Özil, Ozan Tufan devam edilir mi? Hadi Ozan Tufan'ı biraz daha farklı konuşabiliriz ama Mesut Özil gibi bir dünya yıldızı. Mesela Jorge Jesus demez mi? Ben bir görüşeyim, ben bir konuşayım. Mesut Özil var, acaba yararlanabilir miyiz? Benim getireceğim oyuncularla farklı bir şey olabilir mi? Demez mi? Der. Der yani. Demiştir ama bunun bir karşılığı mi? Olur mu? Karşılığı alır. Şimdi bak. Birincisi Mesut Özil gibi bir transferi getirdiğinizde onu oynatabilmek, onu idare etmek demeyeyim de kullanabilmek çok önemli. Şimdi çok farklı bir futbol kültürüne geldi. Kendisi Türk. Evet ama futbol kültürü farklı olan yerlerde oynadı. İngiltere, efendime söyleyeyim Almanya, La Liga. Şimdi oralar başka seviyeler biliyorsun ki. Burası başka, medyası başka, takım içerisindeki şeyler başka. Dengeler başka, takım arkadaşlarım başka, yönetim tabii. Tarzı başka. Her şey farklı olduğu için biraz da onun sıkıntısı oldu tabii ki. Çok buhranlı bir dönem geçirdi. Bence en ciddi hata biz eğer değiştiyse katkı sağlar dedik. Vitor Pereira eğer değiştiyse. Değişikliği taktikle ilgili değil yalnız. Şeyi diyorum hani ego yönetmeyi. Şimdi Vitor Pereira'da eksik olan nokta o. Yani Ancelotti dedi ya. Büyük kadro, yıldızlarla dolu kadroda da benzer sorunlar yaşanmıştı. Ancelotti nasıl yönetiyor? Evet, Ancelotti. Naniler değil mi? Ancelotti yönetti dedi zaten Ancelotti. Yani benim işim taktik falan değil, ben ego yönetiyorum dedi. Real Madrid'de bunu yapıyor herkes dedi, diğer takımlarda da falan. Zaten o seviyeye gelen bu hocalar genelde o egoları çok iyi yönetebildiği için. Vitor Pereira kendi egosunun bir kere yönetilmesi lazım. Mesut ona denk geldi. Şimdi bir dakika, ben Mesut Özil'im, burada egolu bir tane teknik adam var. Hadi ya derim ben. Burada hadi ya diyorum da o soyunma odasında başka derim. Ancelotti'ye diyemiyorsun, adam tabii 4-5 takımla farklı kupa kazanıyor. Hayır, bir de sana bir karışmıyor şey o anlamda yani. Zaten Ancelotti'nin olduğu yerde sen bir şey de yapmazsın. Sana da karışmıyor. Sen oyunun oynadıktan sonra senin egon varmış, o var mı? Onlara bakmıyorlar zaten. Ben de bak, ben basketbolcuları da gördüm, futbolcuları da gördüm. Yanlış anlamasın futbolcu kardeşler de arada bayağı bir fark var. Basketbol çok başka bir dünya. Yani onların çok daha egolu olması lazım aslında. Ben mütevaziliği basketçilerde daha orada, çok görüyorum. Orada her zaman söylüyorum. Mütevaziliği ama bu tarafta, yani. Onlar da... işin bu tarafında ego daha yüksek. Neden? Ya bilgi azaldıkça ego yükselir. Ego azaldıkça bilgi yükselir. Şimdi Efes... Bununla orantılı. O yüzden oralarda mesela Vitor Pereira Mesut'un egosunu idare edemedi. Mesela çok güzel bir yere değin. Anadolu Efes maçının iki tane hem yarı final hem final maçlarındaki kazanımlardan sonra kaybeden takıma bak, kazanan takıma bak. Futbol maçlarında mesela öyle bir şey olduğu zaman bağıranlar işte önce kendini kaybedenler. Önce hemen birbirlerini tebrik ediyorlar zaten. İlk orada yani. Diyorum ki ben ne seyrediyorum diyorum yani. Ya maç sonu... bitiyor. Son Efes saniye... Pisa Karşıyaka basket maçını saniye. Seyrediyorum. Evet. Öncesi sonrası. Ya ben bu futbolu göremiyorum mesela. Son şimdi saniye. Ya... Demek istediğim nokta o. Bak çok güzel. Ya bir de Ergin Ataman'a diyorlar ki ya çok kibir. Ya ben Ergin Ataman'ın yerinde olacağım. Bu kadar kupayı kazanmışım. Böyle ya bu kadar mütevazi olacağım. Kusura bakmasın kazanlar kimse belli, ya. Kazanlar belli bir ya kesim. Ya bu kadar mütevazi olamam. Bak o kadar ne, ben Ergin Ataman ben olacağım. De, benim yürüyüşü falan değişir ben de aynı yani. Şeyi söylüyorum. Ergin Ataman'la burada herhalde defalarca röportaj yapmış bir Allah aşkına var burada koç diyerek. Mesela ben hocam derim onlar koç der mesela. Ya, evet. Bak, ya size bir şey söyleyeyim. Bir tane yerli hocalarımız içerisinde futboldan. İki tane hoca üst üste Şampiyonlar Ligi'ni alsın Türkiye'de. Şampiyonlar Ligi kupasını. Konferans Ligi alsın. Konferans Ligi üst üste. Abi adamın şimdi Allah aşkına konuşması rağmen, değişir ya. Her şey değişir. Havaalanından gelirken oradaki röportajları demiyorum. Takım burada havaalanından indi. Bizim Emre Kaplan orada. Diğer muhabirler orada. Taraftarlar çağırdı. Oradan oraya oğlu var. Allah bağışlasın. Allah bahtını güzel. Çok da sevindim burada bence. Sarp onunla beraber gidiyor. Bayrak taraftara üçlü çektiriyor ve bunu yaparken en ufak bir şey yok, serzeniş yok. Sonra ben şeyi de çok seviyorum mesela hep maç bittikten sonra işte çok hararetli maç, Final Four maçından sonra mesela hemen rakibi tebrik edip bir de mesela röportajda da çok iyi oynadılar, çok iyi mücadele ettiler ama final maçları böyledir gibi
Hani çok güzel şeyler bunlar. Bizim İsmail Hoca ile Hikmet Hoca kavga ettik. Bu arada bu aynı şekilde şey voleybolda. Bizim başarılı olduğumuz her branşta da bu bak, naiflik ve İsmail Hoca ile Hikmet Hoca Ziraat Türkiye Kupası'nda tartışmadılar mı baştan sonra? Mi? Ayrı ayrı kulvarlarda. Yüzde değil. Futbolda mesela. Biz daha iyi oynadık. Futbolun gerekeni yaptı falan. Ya yok böyle bir şey yapmayın yani. Sarri, bunu demeye getiriyorum. Sarri'nin Fatih Hoca'ya böyle yapmasını günlerce Avrupa basını biz de sosyal medyada konuştuk. İşte Ergin Hoca'nın dediğin gibi arka arkaya aldığı kupalar. Tabii canım. Yani çok daha uzun süre konuşulması lazım. Kulübede Fatih Hoca'yı gören futbolcu evet bir efsane var. İşte kupalar kazanmış, UEFA kupası kazanmış. Ego dedin ya. Evet. İşte bazı insanlarda ego, futbolcu bakıyor. Ego yarışına giremez orada yani. Kendinden daha üstün olmaz. Ergin Hoca ya biz bir Sarri'yi Fatih Hoca'ya selam verdi. Lazio teknik direktörü Sarri Fatih Hoca'ya işte karşı eğildi falan diye. Ergin Hoca dediğin gibi yani o zaman burada selam olsun. Yani çok daha yukarılarda hak eden bir adam yani. Tabii ki Ergin Hoca da çok doğru örnek ama biraz önce de dediğim gibi yani başarılı olduğumuz branşlarda başarılı olmuş sporcular ve koçlar veya teknik adamlar neyse hakikaten çok daha naif. Türkiye'de hep, daha nasıl desem iletişimi kolay. Bir şey söyleyebilir miyim? Yani bizim de orada mesela bir basın çalışanı olarak, bir medya çalışanı olarak saygı duyduklarını hissettiğimiz isimler oluyorlar yani. Kayaklı atlamada Fatih Arda'yı görüyor musun? Evet. Ya herkes çok seviyor. Niye? Ya bizden biri. Öyle. Abi burası ya bak Türkiye'nin bak, ilki o çocuk. Ben sana başka bak Türkiye'nin şey... ilki ondan başka yok. Türkiye'nin ilki olarak Ergin Hoca Galatasaray'da ben para konuşmam bedavaya çalışırım dediği zaman Galatasaray'dan gönderildi en başarılı döneminde. Valla şimdi Anadolu Efes Galatasaray'la eşleştim orada işin basketbol bölümüne geçtik kim gönderdi? Ama... Gönderen kişi. Evet. Dursun Özbek şu anda. Demin Dursun Bey'i övüyordun. Ben övmedim. Ben överim. Bir şeyi varsa. Şaka yapıyorum. Hayır bir sezon mı? Geçen senelerde. Hayır Dursun Bey'i ben kovdu demem. Dursun tabii. Bey'le anlaşamamış taraftar, olabilirler. Anlaşamabilirsin ama taraftar, yönetim. Yani adam öyle bir gitti ki yani ben para pul zam istemiyorum dedi. Ya gerekirse bana maaş vermeyin. Galatasaray çok büyük ekonomik bir darboğazdan geçiyor. Hayır Dursun Bey de dedi hatalarım var dedi. Benim de hatalarım var dedi. Ayrı. Ama biz zaman, Dursun Bey'i öveceğiz de Dursun Bey'i eleştireceğiz de bana kızıyormuş bazen eleştiriyorum diye. Hayır bizde öyle bir şey yok. Eleştirme başka bir şey. Hakaret etmek başka bir şey. Tabii hakaret de. Asla olmaz. O zaman başkan... buradan şu çıkarımı yapabilir miyiz? Sayın Ali Koç bak İsmail Hoca'yı gönderme. Devam et İsmail Hoca'yla. Ben şahsen görüşümü söyledim. İsmail Hoca'yı sezon boyu geldiğinden beri çok övdüğüm yanları var. Eleştirdiğim o belirli bazı basın toplantılarında kolay değil. Orada o Andrelin yüksek oluyor. İkinci adamlık konusu çok fazla dile getirildi. Bugün isterse Ali Koç ikna eder. Sayın Ali Koç isterse ikna eder. Yani burada hoca isteyecek mi? Jorge Jesus isteyecek İkinalık mi? İkinalık bir durum bile olmaz diye düşünüyorum ben ya. Fenerbahçe, ya Ali Koç İsmail Kartal'ı istiyorum derse ya İsmail Kartal böyle zor zamanda. Sen dedin ya. Sezon sonu ayrılacağı belliyken tamam ya dedi her Sinem, şeyi. Ya Sinem sen güzel söylüyorsun da keşke herkes her şey senin ağzından çıktığı gibi olsa. Dedik İsmail Hoca. Daha bir güzel bir dünya olur. Fena olmazdı. Ya benim için fena olmazdı. Dedik İsmail Hoca. Arkadaşlar dedi artık dedi teessüf ederim ya dedi. Bana bu soruyu sürekli soruyorsunuz. Ben ikinci adam mıyım? Gelirken dedi, niye yapmadı kızdı. O çıkışı? Şimdi gelirken sen o, niye yapmadı o sen çıkışı? Sen o İsmail Hoca'nın. Gelirken niye yapmadı? Sen diyorsun ki o zaman İsmail Hoca yarın Fener'i şampiyon yapsın. Onun da mı yürüyüş şekli değişir? %100 değişir. %100 değişir. İyi mi olur kötü mü olur? %100 değişir. Ya o kadar değişir önyargı... abi. İsmail Hoca Fener'i şampiyon yaptığı zaman devam eder. Yıllar sonra yerli bir teknik adam Fener'i şampiyon yapmış. Yürüyüşe değişir tabii ki. Ben değişmesini isterim tabii ki de. Yani şu var. Başka bir İsmail Hoca görebilir miyiz? Ben orada İsmail Hoca varsa zaten Jorge Jesus'la o ilk medyaya çıkan röportajdan şey resimden önce de söyledik burada. Seninle yaptığımız programlarda ben hatta hep söyledim. Fenerbahçe Jorge Jesus'la anlaştı. Ali Koç öyle 3 kere 4 kere gitti. En son o medyaya çıkan resimden sonra tamamen bitti. Burada şu anda o kalır mı bu kalır mı Mesut varsa zaten vardır. Bak Mesut yok denemiyor. O bile konulmuş mudur? Tabii ki konulmuş mudur diyorsun. %100 geldikten sonra hepsi kalmaz. Ama Mesut da paylaşımlarında mutluluğu fotoğrafı falan. Ben Mesut'un kalabileceğine ihtimal veriyorum. Çünkü Jorge Jesus'un ya Mesut'la bakıyorsun takıma. Takımın en değerli oyuncularından bir tanesi. Ozan Tufan devam eder üzülürüm. Mi? Arda'nın, Ozan'a bir şey diyemem. Arda ne olur onu düşünürüm. Arda nasıl ne olur? Gencecik bir Arda var orada. Gelecek vadeden üstüne koyarak giden. Mesut varken Mesut'la süre ne kadar alacak? Mesut'la özel belki de Jesus'un elinde çok farklı bir yere gelir. Ama gençlere çok fazla yer vermediğini duyuyoruz mesela geçmişte. Ya bu Felix'i o getirmedi evet, mi? Evet getirdi. Getirdi yani de. Çok daha fazlası tabii olabilir. Nasıl bir transfer politikası izlenecek o da merak bunlar ediliyor tabii. Bunlar belli olmuştu bak. Golcüsünü belki yanında getiriyor. Olabilir. O da olabilir. Şunu duydum.
Gustavo bir sene daha devam ediyormuş diye duydum. Brezilya'dan teklifler var diye de haber sözleşmesi var. Sözleşmesi var gerçi Gustavo'nun da. Brezilya'dan teklifler vardı ama deniyor. Ama şunu duydum yani etrafındakilerden duydum. Yani bütün planlamasını şu an Dubai'de tatildeymiş. Bütün planlamasını bir dahaki sezonda İstanbul'da kalıyormuş gibi yapmış. Ben öyle duydum. Jorge Jesus açıklandığı anda takımın iskeletinin %80'i bir anda ortaya çıkacak. Yani ben bir ay boyunca mesela Fenerbahçe Jorge Jesus'unu istedi, bunu istemedi, bu geliyor. Yani bitirmiş mi? Olmayacak. Ben %80 bu iş olmuştur diyorum. Yok yok, transferleri bitirmiş. Transferler de görüşülmüştür. Takımın gelecek sezon, bu sezonki iskeletinin bozulmayacağı 3 tane 4 tane transferle bu takımla devam edebileceğini o toplantılarda mutlaka iş bitmiştir. Çünkü Ali tabii yine şampiyonluk parolasıyla başlanacak. Will Fenerbahçe için bir de sezonu çok erken açacak. Onu da o yüzden işte diyorum. Konuşmak lazım. Çok da fazla hani transferleri son güne bırakırsa işte Galatasaray geçen sezon yaşadı şampiyonlar kupalarında, Fenerbahçe de yaşadı. O görüşmeden bir gün sonra Jorge Jesus'un tatile gidişi, Brezilya'ya gidişi. Brezilya'dan sonra onların hepsi aynı anda, çünkü Fenerbahçe görüşmesinden sonra adam orada gündem oldu. Herkes onu takip etmeye başladı. Evet. Görüştüm dedi, bir daha görüşeceğiz dedi. Ama orada o iş bitmişti. Bundan sonra gelip uzamaz o işler. Yani Haziran'ın sonunda, çünkü hatta sondan da biraz önce diyelim yani. Açılış. Yani tabii sezon açılışı. Temmuz'da da maç var zaten. Temmuz'un tabii ki ortasında. Yani o Haziran'ın ortası zaten burada pazartesi ne derse Mayıs bitiyor. Tabii. Orada bir 15-20 günlük dilim var. Burada o da kadar. Artık antrenman programları, transferler. Transferden gelecek oyuncular nerede, izinde mi, işte hazırlık milli takımlarında mı, ne kadar izin yapacak, bunların hepsi planlanmıştır. Dediğim gibi yani ben Fenerbahçe'nin bu cumhuriyetimizin de 100. yılına gelen şampiyonluğu çok istiyor. 4. yıldız var. Ama o 100. yıllı şampiyonluğunu Fenerbahçe'nin biraz daha fazla istediğini Ali Koç'un sözlerinin arasında gördüm. O yüzden de hep o planlamayı son güne bırakacak bir şey olmadı. Transferi en Trabzon'la beraber, Trabzonspor'la beraber transferleri en net bitiren takım olabilir. En erken bitiren takım olabilir. Serdar, katılır mısın? Bence yani Beşiktaş'ta çekişebilir o konuda. Çünkü Beşiktaş'ta da Nisan'da transferler açıklanacak diyor. Açıklanmadı. Herhalde seçimi bekleniyor. Zaten Beşiktaş'ta o konuda bir sıkıntı çıkarsa onun da yansıması olur bir dahaki sezona. Ben de İsmail Hoca sayesinde, eğer bu transferler erken bittiyse, Jesus erken bitiyorsa, bu işler çok erken planlanıyorsa, bunda İsmail Hoca'nın da büyük katkısı var o başarının. Çünkü herkes Fenerbahçe'yi acaba Trabzonspor'u yakalayacak mı diye konuşurken arka planda istedikleri gibi çalıştılar. Belki biz uçağın İspanya'ya, Portekiz'e gittiğini biliyoruz ama belki uçak başka yerlere de gitti. Beşiktaş'ta Galatasaray bu konuda yine rahat davranacaklar. Yine transferler, kamp günleri, biz kampa gelecek mi, yetişecek mi diye yine bekleriz. Bak gör. Kampa yetişmiş, bütün transferlerin kampa yetiştiği bir dönem. En son herhalde ben Süleyman Seba zamanında görmüştüm. Beşiktaş'tan. Geçen sene Trabzonspor'a yetişti valla. Zaten 3 yabancı olayı vardı o zamanlar. Ben de hatırlamıyorum, uzun zamandır. Yetişmiyor, yetişmez. Trabzonspor'un yetişti geçen sene. Trabzonspor evet. Trabzonspor zamanla yetişti. Yani %80'i diye. Biraz hatta daha fazlası. Hatta 85 galiba, Hamşik yoktu. O da Avrupa şampiyonası zaten. Ama bitmişti transfer zaten yani. Ya %80 ile 85 arasında evet, fark var ya. Ama gelmemişti yani. Yani Trabzonspor bundan, hayır, daha da çok ama demek. Trabzonspor bu sezon altyapısını 3. saatte sonra da oluyor öyle şeyler. Ama ne zaman yaptı? Ta ki devre arasında başladı o transferler. Tabii. Geçtiğimiz sezonun devre arasında başladı. Bak, bu devre planlama arasında yaptıkları transferler Trabzonspor'un, yani geçtiğimiz devre arasında. Yaz transfer dönemleri arasında transferleri. Bu sene bir tık daha yukarıya çıkacak. Kampa yine aynı şekilde tam kadro olacağını düşünüyorum. Çünkü Sayın Anadolu Trabzonspor'un böyle Trabzonspor'da geçiş yapmış olalım. Ben onunla ilgili bir şey söyleyeyim mi Trabzonspor'la ilgili? Bak, şampiyonluklardan sonraki seneler çok zordur. Evet. Ben bunu Beşiktaş'ta çok gördüm. Şenol Hoca döneminde gördüm. Diğer dönemlerde gördüm. Bu dönemde Sergen Hoca'dan sonra da gördüm. Neden? İşte orada futbolcu, o kadronun futbolcuları, bazı futbolcular, o sene iyi oynayan futbolcular başka bir havaya geçiyor. Bir de Şampiyonlar Ligi oluyor. Bak, tabii şimdi playoff oynanacak bir tane ama. Souza'nın bu sezon bittikten sonraki paylaşımı, son maçtan sonraki paylaşımı, hatta ekrana getirebiliyorlarsa süper olur. Alçak gönüllülükle ilgili ifadeleri var. Yani şampiyonluklar alçak gönüllülü olduğun zaman gelir. Tam aksi olduğu zaman şampiyonluklar kaçar. Orada çok çok enteresan, belki de birilerine mesaj veriyor. Belki diyor ki takım içerisindeki takım arkadaşlarına, geçen sene bu takımı ben şampiyon yaptım havasında dolaşan arkadaşlar gördünüz mü? Veya takım dışında geçen sene bu takımı benim sayemde şampiyon oldu diyen idareci, teknik idareci falan da olmuş olabilir belki, bilmiyoruz. Ama bunlar yaşanıyor Türk futbolunda. Şimdi burada Trabzonspor'un yapması gereken bu. O süreci iyi yönetmek. Vakayeme çıkıp derse, ya ben bir dakika, yani benim ciddi katkım var. Ben onunla aynı parayı istiyorum derse
Tamam arkadaş, bizim kriterlerimiz bu. Allah yolunu açık etsin. Mesela sonra hakikaten çok ciddi sıkıntılar yaşıyor ve bu sıkıntıları ondan sonraki 2 sene 3 sene yansıyor. Sadece o sezon bitmesiyle o sıkıntılar bitmiyor. O süreci çok iyi yönetmesi lazım. Ağalı diyecek ki bu takımı ne ben tek başıma şampiyon yaptım, ne Abdullah Avcı, ne Vakayemi, ne Cornelius, ne herkes Uğurcan. Herkes bölüşecek bu başarıyı. Eğer buradan diyorsun. Kendine payı arkadaşından, benden, ondan fazla çıkartan olursa yeri yok. Bak en ciddi sıkıntı bu. Ben Beşiktaş'ta bunu 3-4 kere gördüm. Bak 3-4 kere. Galatasaray'da da olmuş da olabilir. Teknik direktör konusunda mesela genelde böyle bir değişiklik yaşanıyor. İşleri gitmeyince, işleri başlamayınca. Ve ilk fatura da ona kesiliyor. E tabii şimdi sonuçta oyuncularla yol ayırmak o kadar kolay olmuyor. Türk futbolunda biliyorsunuz Alman usulü de bir hesap yoktur. Türk futbolunda fatura kesileceği zaman masadaki herkes lavaboya kaçar. Ve kaçanların %90'ı futbolculardır. Masada kalan da teknik direktördür. Teknik direktöre kalır fatura. Genelde, evet, kemik konusu da önemli tabii Trabzonspor için. Dün yine anlaşma sağlanamadı. Bu da Yunus Emre Selin haberiydi. Anlattı da detayları biraz. Yani Marek Hamşik'e verilen ücrete kadar çıkmış Trabzonspor. Ama Vakeme hem süre olarak biraz daha fazla bir kontrat istiyor. Hem de zannediyorum rakam olarak biraz şimdi, daha yukarı çekmek şimdi istiyor. Şimdi Türkiye'den de teklif var. Muhtemelen Avrupa'dan da teklif var. Ben imza parasına oldum olası karşıyım. Hele ki aynı kulüpte oynayıp imza parası istiyorsan Larin gibi. Burada alacağı ücrete imza parası. Şöyle bir baksın geçtiğimiz sezon kimlerle oynuyordu? İmza parasını işte Bosman Kanunu çıkardı. O Bosman Kanunu Allah rahmet eylesin. Özcan Canaydın'la o Bosman Kanunu'nun çıktığı sene evet. Bir röportaj yapıyordu. Gazeteye ziyarete gelmişti ne o zaman bize çay içmeye. İleriki yıllarda bu kanunu çıkardığında çok pişman olacaksınız demişti. Bu çünkü o kanunu çıkartanların arkasında başka yapılar var. O kanun çıkmasında en çok kimler para kazanıyorsa o kanunu onlar çıkarttı. Futbolcu özgürlüğü diye bir şey yap dediler. Neyse Bosman Kanunu bence tekrar eski haline dönecek. Bak net söylüyorum. Bu imza hele 32-33 yaşından sonraki adama verilen imza parası daha önce kullandığım için bir kez daha kullanıp kefen parasıdır. O ne ya? Adam gelmiş yaşlanmış ya bak, imza parası imza diye parasını... korkunç. Vakayem için söylemiyorum. Ben de. Bu ülkede 35 yaşındaki adamlar imza ne parası veriyor. Adam zaten yaşlanmış gitmiş. O zaman menajerlik olayları bu kadar değildi bu. Özcan Canaydın Allah rahmet eylesin o dönemde bahsettiği zaman. Ama şimdi o menajerlerin de işin içine girmesiyle beraber bu imza parası çok farklı yerlere doğru gitmeye başladı. Vakayem o menajerleri de işin içine kim sokuyor Avrupa'da? Ya oraya girdiğimiz zaman seninle bir program yapsak sabaha kadar bitmez. Bitmez yani. Çünkü öyle aşağılıkça şeyler dönüyor ki çünkü yani. Orada sabaha kadar bitmez yani. Bunun içinde kulüp yöneticisi, o su, bu su, kendini menajer zannedenler. Ya bir futbolcu, 5 tane menajeri var. Mustafa Mehmet'e sordum. Dedim ki burada transferde menajerlerim mi sana Dortmund'da? Benim de bir tane menajerim var dedi. Ben başka kimseyi tanımam dedi. Ama bir sürü insan var ben biliyorum yani. Çıkıyor tabii. Çıkıyor karşısına. Hiç tanımadığın insanlar çıktı karşısına. Dolayısıyla burada Vakayemi'nin imza parası istemesini hiç normal karşılamıyorum. Hiç ama yani. Kim olursa olsun bir futbolcu bir yerde takım. Ya Vakayemi'de... Eskiden o da yoktu. Oynadığı takımdan imza parası istenmezdi. Evet. Tabii ki onu söylüyorum işte. O da yeni geldi. Kim yaptı ilk? Yani Türkiye'de inanamadık. Ya nasıl bak, olur olmaz. Bu dedik. Direkt istedik adam bu kadar imza parasını bağlıyorsun. Ayrıca... Çünkü diyor ki menajeri, Vakayemi'nin menajeri için söylemiyorum. Genel menajeri için söylüyorsun. Diyoruz ki herhangi bir menajer. Başkanım diyor, başkanım diyor. Sen diyor, şimdi bununla anlaşmadın. Bu kalibrede bir oyuncuyu alacağın zaman vereceğin parayı bir düşün bakalım. Sen gel, gene kârda ol. Ya bu tuzaklara düşme. O zaman dersin ki ona, menajer kardeş, ben senin sunduğun menüden kelle paça içmeyeceğim. Ezogelin içmeyeceğim. Ben yemeğimi kendim yapacağım. Ne yapıyor adam? Scout'unu kuruyor. Kendi futbolcularını belirliyor. Diyor ki kimler bunlar bunlar. Menajerlerini bulun. Menajerlerini bulun. Kontağa geçiyorlar. Yani menajer böyle garson gibi gelip menü vermiyor sana. Şimdi karşımda oturuyor olsaydı ona bir tek şey söylerdim. Vakayemi. Kime? Vakayemi. Sen tamam ben Vakayemi. Sen Vakayemi'sen. Tamam. Benziyorum şöyle, da zaten. Şöyle derim ki bak. Ey Vaka. Bak. Ey Vaka derdim ya. Bir bak. Bak madem dur söylüyorum madem. Programı kendinden kapattı. Söylet. Nerede? Bu, Sosa. Nerede? Novak. Nerede? Nerede derken Fenerbahçe'de nasıl bir sezon geçirdiler? Tabii.
Bir bak ya, seninle beraber oynayanlar şu anda nerede? Trabzonspor'un kıymetini bile kazandı şampiyonluğu. Fener'e gitmeyecek. Nereden öyle konuşuyorsun? Fenerbahçe, Söllet nereye gitti abi? Sen niye Fener'le bağladın? Tamam sen. Söllet de gitti. Vakayemi öyle söylüyorsun da. 2 takım gezdi. Kiralık da oynadı. Bir güzel bir gol attı. O kadar başarı. Kişiyi konuştuk. Birkaç dakikamız söyledin kaldı. Sen Söllet'i zaten konuşmasın. Kafadan hey vaka derse adam masadan kalkar. Hey vaka. Bunu dedi hey vaka. sen Ahmet Başkan ona yine iyi davranıyor. Taraftar tabii ki camia vakameyi çok seviyor. O sevgiye karşılık vermesi lazım. 4 senede evet. Zaten bu takımda iyi işler yaptın. Taraftar da şunu bilsin. Bak sevgi başka bir şeydir. Ama hiçbir zaman kulüp sevgisinin üstünde değildir. Taraftar bilirsin. Duygusal. Taraftar orada düşünemiyor. O başka. Alsın gelsin nasıl olacak hiç düşünmüyor. Ya değil mi? Abi 36 ay taraftar, mı, sevgili taraftar. Her takım taraftarına söylüyorum. Babalarının hayrına oynamaz futbolcu. İlla ki bir para alacak. Ama senin sevgini menajer arkadaş kullanıp o sevgiyle yönetime baskı yapıp kulübün kasasından fazla para çıkmasını da neden olma, izin verme. Ben Ahmet Ağoğlu'nu iyi dinlesinler. Ahmet Ağoğlu burada bütün Trabzonspor taraftarlara kadar, Trabzonsporlu hatta daha fazla bu camiaya çok emek verdi. Yıllar sonra gelen şampiyonluk. Vakayeme konusunda eğer bir yol ayrılığı olursa kimse Ahmet Ağoğlu'na kızmasın. Kalması için elinden geleni yapıyor. Denge çok önemli takımda, şampiyon takım. Eğer o ipin ucunu bir kaçırırsan diğer takımları, diğer oyuncuları toparlayamazsın yani. Aklıma şeyin şarkısı geldi ya. Bitiriyoruz. Sen de onu söyle. Öyle hey bak. Sen öyle söyleyince direkt o geldi. Savaş Şorlu, Serdar Sarıdağ. Çok teşekkürler değerli yorumlarınız senin için. Güzel yorumlarınla beraber ayrıca bir renk oldu. Spor gündemini noktalıyoruz sevgili izleyenler. Siz Hala Spor ekranlarından ayrılmayın. Zira Türkiye Kupası'nda final günü, finale dair her şey yine bu ekranlarda olacak. Şimdi de ana haberle devam edecek yayınımız. Hoşçakalın iyi seyirler.